Evet, bugün babalığı konuşmak istiyorum ee, sizlerle inşallah. Ee, malumunuz gördüğünüz üzere Nevbahar Dergisi'nde e, Aralık kapağımızda da bu konuyu işlemeye çalıştık. E, neden babalığı ele alıyoruz? Neden e, babalıkla ilgili bir şeyler yazmak, çizmek istiyoruz? E, genelde çocuk terbiyesinde e, anneler üzerine evet çok fazla şey konuşuluyor. Ama babalar bu psikoloji ilminde de maalesef böyle olmuş. Birazcık yıllar boyunca hep arka planda kalmışlar ve önemleri aslında belki de hak ettikleri değer aile içerisinde sanki önem anlamında hani evet baba olarak sayabiliriz ama önem anlamında ya bir çocuk üzerine aslında bu kadar da etkili değillermiş gibi bir izlenim oluşturulmuş. Hatta bir antropolojistin şeyi var yani yıllar tabii çok yıllar önce belki 100-200 yıl önce paylaştığı bir şey babaları sadece bir biyolojik gereksinim olarak ifade ediyor. Freud bile, bile bütün e, psikoloji e, şeyini, tezini anneler üzerine kuruyor ve babaları tabiri caizse bir konum mankeni e, konumunda görmeye başlamış. Ee, ama yıllarca, yıllar boyunca yani psikoloji alanında yapılan ilimde bizim gördüğümüz şu, e, babalar hiç zannedildiği kadar böyle e, şey değil, gayet de önemli. Zaten aslında bizim dinimiz bunu bize söylüyor ama biz hani bu bilimsel anlamda da bunu ispat edince, ikisi birbirini böyle tamamlayınca çok daha fazla güzel olduğu için bunu ifade ediyoruz. Yoksa aslında bize babaların en güzeli, efendim sallallahu sal aleyhi ve sellem, zaten babaların insan hayatında nasıl bir yer teşkil etmesi gerektiğini, ee, ne kadar önemli olduğunu bir çocuğun e, karakter oluşumunda, bir çocuğun terbiyesinde, bir çocuğun e, duygusal, fiziksel, e, sosyal gelişiminde ne kadar önemli olduğunu bizzat yaşayarak ifade etmiş. E, ama biz bazen böyle e, bazı hususları e, kendi adıma söyleyeyim belki sizi tenzih edeyim ama böyle mübarek zatlar yaptığı zaman ya onlar mübarekler yaparlar e, işte onlar çok işte güzelini bilirler diye biraz böyle sanki kendimiz uygulayamayacakmışız gibi algılayabiliyoruz e, kendi bazen değerlerimizi sonradan uydurduğumuz inançlarımızı sonradan uydurduğumuz değerlerimizi e, onların ötesine onun onunların getirdiği değerlerin önüne koyabiliyoruz işte bu noktada birazcık daha merci efendimiz e, yönelterek belki kameramızı vereceğimiz Efendimiz'e yönelterek e, kendi babalıklı, e, kendi babamızda, kendi babalığımızda e, Efendimiz'in babalığını nasıl bir süzgeç haline getirebiliriz? Aslında bugünkü konuşmamızın ana teması belki de bu olacak. Ee, baba candır diye bir başlık attık. Çünkü hakikaten baba candır. Yani başta e, bizim oluşumumuza verdiği biyolojik katkıyla başlayan, e, bizim can sahibi olmamıza katkısıyla başlayan ama sonra da aslında gerçekten sesiyle, sözüyle, karakteriyle, duruşuyla, varlığıyla hayatımıza anlam katan bir baba figürü var. Dolayısıyla evet babalar olmasa bizim de varlığımızdan, hayatlar olmamızdan bazı şeyler eksik olur. O yüzden de babacandır diye bir başlık attık. Bunu da değerli görüyorum. O anlamda da paylaşmak istedim inşallah. Gerçekte şu an yaşadığımız yani tecrübe ettiğimiz babalık anlamında bize ne ifade ediyor? Ya da ideal olarak aslında şöyle bir babam olsaydı dediğimiz bir baba var mı? Bunu da söyleyebiliriz aslında. Çünkü bazen işte gerçi hayaller ve hayatlar birbirini tutmayabiliyorlar. Ama baba çok önemli bir kavram. Şu bir gerçek, herkes hakikaten e, evlat sahibi olan babalar hakikaten ne olursa olsun, yani yanlış da olsa, hata da etmiş olsalar ki hiçbirimiz zaten mükemmel değiliz, olmak zorunda da değiliz, olamayız da insansak ama hakikaten bir gayret içerisindeler, baba olma gayretindeler ama bazen e, babalığı galiba yanlış tanımlamamızdan, e, efendimiz'i bu konuda süzgeç haline getirmememizden, onun yerine belki toplumumuzda gördüğümüz bir karakteri, belki bir örfi bir durumu, belki işte e, el alem ne der mantıklarını süzgecimiz haline getirdiğimiz için... Ee, biz ne yazık ki bu konularda birazcık e, yanlışlara düşebiliyoruz. Bir de daha önce de ifade etmiştim evlilik hususunda muhabbetimizde ama bir tekrar etmekten en azından bu konuda fayda var. Aynı evlilikte olduğu gibi aslında annelik, babalıkta da hepimiz sanki böyle öğrenmişiz de gelmişiz. Bize birileri böyle Matrix filmindeki gibi kablolarla bize bu ilimleri vermişler, donatmışlar. Yani biz böyle yeri geldiği zaman hani baba olduğumuzda, anne olduğumuzda oradan böyle fışkırdı verecek bilgilere sahipmişiz gibi hareket ediyoruz. E, halbuki biz e, gerçekten dergi olarak dönemsediğimiz bir şey, hayatım boyunca benim nesibi olarak önemseydiğim bir şey, e, aile okur yazarlığı denen bir kavramı birazcık yatsıyoruz. E, çok fazla e, o kitap okuyan, gerçekten kendi bir araya geldiğini arkadaş meclislerinde bile kitap okuma kültürü olan bir toplum olmamıza rağmen kitabı sadece dini değerleri anlatan şeyleri okumak olarak bazen algılayabiliyor e, ailevi değerleri ve bunu da sadece hani dini perspektifle de aslında insani olarak genel anlamda aslında din insani perspektif demektir ama biz hani bunu daralttığımız için tenzih ederek söylüyorum maalesef bizim dini kitaplarımız lezzetinde bunu bazen daraltabiliyoruz. Ee, bunu genişleterek insani bir perspektifte e, bu konularda okuma yapmamız lazım. Baba olmadan önce e, inşallah bu sunumun içerisinde zaten her yaş grubu erkek için ne yapabileceğimize dair bir formül, formüller çıkarmaya çalıştım yardımcı olması hasebiyle. Çünkü aramızda çok daha gençler olabilir, ee, yeni baba olmuş olanlar olabilir, dede olmuş olanlar, kayınpeder olmuş olanlar olabilir. Babalığın farklı figürleri, farklı yaş grupları var malum. Dolayısıyla inşallah bunları konuşacağız. Ee, ama bu gayreti tamam takdir ediyoruz. Tabii ki çok güzel bir şey. Bu babalarımızı burada yanlışlarını bulalım, hatalarını işte gösterelim. Ay işte şöyledir, böyledir ya da kendi babalamız için suçluluk hissedelim diye kesinlikle bu sunum hazırlanmadı. Ee, ama gerçekten bir süzgeçten geçirelim. Yanlışlarımızı belki varsa fark edelim. Bunları fark ettikten sonra kendimizi suçlamak, ağıt yakmak yerine ya evet ben bu yanlışları yapmışım ama bunları yapmaya iten sebepler ne? Ben neden bu yanlışları yapmış olabilirim? Nerelerde bunları öğrenmiş olabilirim? Kimi örnek alıyor olabilirim? Bunları bir bir belki tahlil etmek. Vakabinde de eğer yanlış olduğuna inanıyorsak bazı şeyleri doğrularıyla yer değiştirmeye çalışmak, doğru yaptıklarımız varsa kendimize aferin demek ve onları da arttırmaya devam etmek. E, bu tarz çünkü konularda, ailevi hususlarda genellikle insanlar kitaplar okuduktan, işte sunumları dinledikten, videoları seyrettikten sonra suçluluk duygusunun arkasına çok saklanırız. Kendim de dahil olarak bunu söylüyorum. E, ama kesinlikle o suçluluk duygusunun arkasına saklanmayalım. Zaten inşallah suçluluk duyguları da duymayalım ama olur da öyle bir şey hissedersek baştan en azından bir uyarıda bulunmuş olayım. Bunu çokça tecrübe etmiş bir insan olarak. Evet belki babalıkta da aynen evlilikte de hatırlarsanız böyle başlamıştım. E, babalıktaki motivasyonumuzu bilmek çok önemli. Yani ben e, şimdi evlilikte anlatırken şey derim hep. Yani bir şirket kuruyoruz, e, şirketi kurduk diyelim, bir ortam var. E, ne, bu şirket ne üretecek şey, ne yapacak bilmiyorum işte ne kadar satacak bilmiyorum. İşte şöyle yapacak bilmiyorum. Hangi ülkelere satış yapacak bilmiyorum. Şimdi hedefi olmayan bir, bir şirket olabilir mi? Olamaz. Hedefi olmayan hiçbir iş olamaz. Dolayısıyla da bizim bir babalıkta bir motivasyonumuzun, bir hedefimizin olması gerekir. Ve bu motivasyonu genellikle düşünmeden, yani evet hadi evlendik çocuk sahibi de olalım. Bazen hatta belki beklemediğimiz bir anda çocuk sahibi oluyoruz. Dolayısıyla da burada belki biraz düşünmek. Baba olmayı niçin istiyoruz? İstememiz son derece normal bunu onu sorgulamak adına değil daha iyi baba olmak ve babalığımı doğru tanımlayabilmek için ben neden baba olmak istiyorum? Diyelim ki hala hazırda babayım hatta torun sahibiyim. Bunu geçmiş adına düşünmek ve ben evet niçin baba olmayı istemiştim? Neden babayı olmak istemiştim? Ve hakikaten bunu yapabildim mi? ben bu amaçlara ulaşabildim mi? Ya da amaçlarım yanlışsa bunları artık bu yaştan sonra da olsa nasıl değiştirebilirim? Bu motivasyonlarda malum baba olmak istediğimiz için olabilir evlat sahibi olmak bunun nasıl bir şey olduğunu tatmak istediğimiz için olabilir. Bir ailemizin genişlemesi, eşimizle muhabbetimizin artması, e, bu değil mi? Bir bağımızın ziyadeleşmesi olabilir. Çok baskı yiyoruzdur. Annemiz babamız soruyordur. işte konu komşu soruyordur. Ya ne zaman çocuk sahibi olacaksınız siz diye. E, milletin işte bu dilinden kurtulmak için olabilir. Soyumun, neslimin, adımın, sanımın, soyadımın devam etmesi için olabilir. Hayırlı bir nesil yetiştirmek, Müslüman bir e, erkek, Müslüman bir kız evladı yetiştirmek ve onları topluma kazandırmak, iyi bir e, güzel insan yetiştirmek için olabilir. Yaşlandığımda yalnız kalmamak bana bakacak bir kimse olmak için, e, kimse olması için olabilir. Çok zengin bir insanımdır, malım, mülküm, şirketlerim vardır, işimi devretmek için olabilir. Hepsi farklı motivasyonlarımız var. Ama burada şunu bilmek önemli. Evet ya biz belli bir işlerde insanlarız ya böyle maddi manfaatler vesairedir, şudur, budur, yoktur bizde diyebiliriz ama ismimizin yürümesi bile aslında maddi bir menfaat olarak düşünülebilir yani belki işimizi devretmek için değildir ama ismimizi devretmek bile yine de aslında benim kişisel olarak bir bir şeyimdir, faydamadır bu bir sonuç olması güzel, tabii ki bu evladımla birlikte bu sonuç gelecek ama benim motivasyonum bu olmalı mı? İşte buradaki tartışmamız gereken şey bu, Evet benim motivasyonum nedir? Evet, ben babalığı tatmak isteyebilirim, Allah rızası doğrultusunda ailemi zenginleştirmek ve e, güzel bir nesil yetiştirmek isteyebilirim. Şimdi diyelim ki bunu dilek olarak yani sözel anlamda ifade ettik. Peki bizim filmimizde sözümüzle e, hareketimiz birbirini tutacak mı, tutuyor mu? E, sözümüzle ifade ettiğimiz şey ben bunun için bir baba olmak istiyorum diyelim ki doğru bir motivasyonla yola çıktık. Ama babalığımda bu motivasyonumun gereklerini yaptım mı? Yani ben şimdi e, atıyorum fasulye pişirmek istiyorum, çok basit bir örnek vereceğim ama e, elimde başka bir şey tutuyorum değil mi? Başka bir yemek tutuyorum, et tutuyorum, işte bir başka sebze tutuyorum. Yani benim şimdi niyetimle e, hareketlerimin, elimde tuttuğum şeylerin, senceleye koyduğum şeylerin birbiriyle örtüşüyor olması lazım. Dolayısıyla benim aslında babalığımın da bu niyetle örtüşüp örtüşmediğine bakmam lazım. Ben gerçekten insanların nezdinde baba dediğin şöyle olur tamamlamak için bir babalık sergilediysem eğer eylemlerimde ne yazık ki bu niyeti karşılamamış olurum. E, tam tersine buradaki gibi işte milletin dilinden kurtulmak için bir babalık yapmış olurum. E, Motivasyonumuzla eylemimizin birbirini tutması önemli diyorum. İdeal babalık için ön şartlar var. E, aslında bu genel anlamda yani yapacağımız her türlü şeyde de geçerli olabilecek bir şey. E, birincisi gerçekten istemek. Yani hakikaten kendimizin istemesi baba olmayı eşimizin istemesi değil e, ailemizin istemesi değil işte kendimizin isteği haline getirmek yani bu ibadetlerimize de geçerli olan bir, bir şey biliyorsunuz tabii ki Allah istediği için yapıyoruz ama bunu kendi isteğimiz haline getirdiğimiz anda ihlasımız başlıyor aslında dolayısıyla babalığımızdaki ihlasımız da yine Evet, ben baba olmam gerekli bir durum olabilir ya da doğal bir süreç olabilir. Hayatın biyolojik hayatıma getirdiği bir süreç olabilir ama ben gerçekten baba olmayı isteyerek baba olmam benim babalığımı çok pozitif anlamda etkileyecek, doğru orantılı etkileyecek bir unsur. İkincisi eşler arası ilişkim. Ee, bu da çok kıymetli bir şey. Çünkü e, malumunuz bir e, çocuğun üçüncü ebeveyni eşler arasındaki e, ilişki, e, üçüncü ebeveyn. Dolayısıyla da e, ben eşimle muhabbetim, saygım, sevgim ne kadar ideal bir noktada ise babalığımda da aynı şekilde o kadar güzel konuşturacağım. Aksi takdirde eşimin yani benim çocuğum benim taraftarımdan taraftar toplama aracım olabilir. İşte annesiyle benim aramda bir denge unsuru olabilir. Evin evliliği yürütmeye yarayan bir tutkal olabilir. Sanki bir yapıştırıcıymış anne babayı bir arada tutmaya çalışan bir tutkal olabilir. eşimin bana yansıtamadığı öfkesinin yansıttığı bir araç, benim ona eşime yansıtamadığım öfkeyi yansıttığım bir araç olabilir. Dolayısıyla burada eşler arasındaki ilişki babalık eğer, eğer güzelse babalık noktasında da çok motive edici bir şey. Tabii ki bunların birçoğu yani bazı anlattıklarımız annelik içinde geçerli. O yüzden hani e, içinden abilerimiz e, böyle şey geçirmesinler. Ya bunları anneler de yapmayacaklar ama yani tabii ki yapacaklar. Ama biz burada babalığı konuşuyoruz. O yüzden onu da bir parantez içerisinde ifade etmiş olayım. Yoksa tabii ki annelerin de vazifesi olan şeyler var. Ama biz burada babalığı konuşacağız. E, bugün ilk defa kadınları gündeme getirmeyeceğiz ben tekrar bir paranteze şunu söyleyeyim ben bu dosyayı yaparken dedim hasta şeyde yayın ekibimizdeki yani abilerimize dedim ya siz yazabilirsiniz yani ben hani şey yapmayayım onlar da dediler ki abla dediler biz bugüne kadar erkekler anneliği çok anlattık çok konuştuk annelikle ilgili çok hükümler verdik dini demeçler verdik her şeyi yaptık yani bir Asla hanımefendinin babalığı anlatmasında bizim var. için o yüzden şaşırt hiçbir şaşırt sakınca yok Tabii ki ben bir baba değilim bir babalığı tecrübe etmem teknik olarak da mümkün değil ee, ama bir ebeveyn saredinde, e, aynı zamanda bir kız evlat olmak hasebiyle, aynı zamanda eşinin babalığını gözlemleyen bir hanımefendi olmak hasebiyle dolayısıyla babalıkla ilgili e, bu anlamda. Zaten burada anlattıklarım benim yani, kişisel düşüncelerim sadece değiller, e, hepsinin e, isterlerse dayanaklarını, kaynaklarını e, bütün arkadaşlara verebilirim. Evet gelelim ideal babalık için e, ön şartların üçüncüsüne finansal anlamda kendini güvende hissetme. Evet, bir erkek için finansal anlamda kendini güvende hissetmesi aile kurarken de aileyi genişletirken de çok önemli çünkü malum bizim değerlerimizde evi geçindiren erkek bundan kendisini sorumlu tutan kişi de erkek zorunlu gören de erkek dolayısıyla bu anlamda bir kişi eğer tabii ki ne kadar çocuk sahibi olmak istese de ya ben işte değil mi bütün babaların eminim ortak kaygısıdır ya işte tabii ki rızık Allah'tan ama yani ben de bunun bir vesilesi olarak yani çocuklarıma şu şart ...şartları sağlayabilecek miyim, ee, onun hayatta belli noktalarda okutabilecek miyim, işte ne bileyim evlenme çağı geldiğinde evlendirebilecek miyim, hasta olduğunda doktora götürebilecek miyim, belli anlamlarda imkanlarının olmasını ister, bu zenginlik değil, sadece kendi şartlarını karşılayabilme e, lüksü diyelim... Bunu hisseden babalar çok daha pozitif bir babalık ortaya koyabiliyorlar finansal anlamda kendini güvende hissettikleri için daha rahat bir babalık daha etkin bir babalık gösterebiliyorlar bunlar yok diye babalık yani o yapılamaz anlamında asla değil ama bu şartlar yerine olduğu zaman babalığı konuşturmak babalığı güzelleştirmek çok daha olası bir ihtimal. Evet babaların da türleri var malum her şeyde olduğu gibi aslında babalık belki kişi sayısı adedince baba sayısı adedince babalık var çünkü hepimiz biriciyiz yani hepimizin koyduğu annelik babalık eşlik figürleri birbirinden çok farklı ama bazı ortak noktalarımız da elbette var. Allah rahmet eylesin Doğan Cüceloğlu çok güzel e, üç tane babayı ifade etmiş. Ben çok bayıldım onun ifadelerine. Gerçekten de böyle e, ifade ediş tarzları da öyle. Bugünlerde de birkaç yani tevafuk oldu. Son bir haftadır izlediğim bütün e, filmlerde de e, bu üç figürü de gördüm. Yok baba, yüz baba, can baba. Üçünü de gördüm. Hatta diyorum herhalde benim babalık anlatacağımı biliyor. <laughs> Rabbim hani onu, benim önüme böyle tevafuk çıkarttı diye e, kendi adıma takıldım. Gerçekten de e, hay genelde babaları buralarda toplamak mümkün. Ben bir de var baba diye bir kavram ekledim bu babalara. E, çünkü e, şu günün dünyasında var babalar gerçekten e, ne yazık ki e, çaba sarf eden gerçek babalar belki de onlar. Evet, e, yok babalara şöyle bir bakalım. E, bayağı bir geniş bir kitleyi e, aslında e, kapsıyor yok babalar. Can Yücel'in de bir şiirini koydum buraya ama merak edenler okuyabilirler. Hayatta en çok babamı sevdim diye. Aslında bir ironidir. Hayatta en çok babasını mı sevmiştir? Aslında en çok babasını özlediği için yokluğundan dolayı mı babasını böyle bir e, kahraman edasıyla e, sevmeye çabalamıştır? E, görmediği için kendi kafasında bir baba mı çizmiştir? E, bu çok şeydir, derin bir şiirdir. Babasının ancak kendisi hasta olduğunda babası geldiği için sevilen bir çocuğun şiiri. Ee, okursanız e, eminim e, aynı duyguları benzer duyguları hissedeceksiniz hepiniz. Yok baba kendini biraz dünyayı kurtaran adam olarak görüyor. Çok önemli işleri var onun. Çocuklar yani böyle ayağına dolanamazlar. Ee, yok babalar zannedildiği gibi e, vefat eden babalar çocuklarını yetim bırakmak zorunda kalan babalar değiller. Çünkü bu vefat Allah'ın takdiridir ve e, orada ne çocuğun ne babanın kimsenin yapabileceği bir şey söz konusu değildir. Tabii ki burada çocukta yine öfke oluşur. E, belli bir yaşa kadar belki babasının ihtiyacını hissettiği her anda ona karşı bir öfkesi vardır. Bu haksız bir öfke olabilir, yani sonuçta tabii ki babasının elinde değildi gitmek, vefat etmek ama e, bu duygunun oluşması da son derece normaldir. Fakat nihayetinde Allah'ın izni inayetiyle bir şekilde o öfkenin e, babasına karşı olmadığını fark eder, hayata karşı olmadığını fark eder. Bu öfkeyle başa çıkmayı, bu yaz sürecini bitirmeyi başarabilir. Çünkü elde olmayan bir sebeple baba gitmiştir. Ama bir de elde olan sebeplerle giden, kendi tercihleriyle giden babalar ya da var olsalar da, evin içerisinde olsalar da yokluğu tercih etmiş, evladını yoksun bırakmış babalar var. İşte ne yazık ki bizim anlatmaya çalıştığımız yok babalar, bu babalar burada öyle bir babanın olduğunu düşünmüyorum. Yanlış anlaşılmasın ama babalığı madem ele alacaksak bu babaları da ifade etmem gerekiyor. Çünkü toplumumuzda lazım sanmayacak bir sayıya sahipler. umarız burada da kimsede böyle bir hissiyat oluşmaz. evet yok babalar yoğun duyguyu çocuklarına bıraktıkları en önemli miras özlem duygusudur aslında. evin içerisinde de olsalar işte bu şiirde olduğu gibi biraz bırakıp giden, evde olmayan babalar da olsalar Yok babalar çocuklarında ciddi bir özleme sebep olurlar. Çünkü var dardır ama dokunamaz o çocuk ona. Erişemez o çocuk ona. İhtiyacı olduğunda bulamaz. Derdi olduğunda anlatamaz. Yakın hissedemez yani yok olsa belki hatta bir şekilde hani bunu kabullenmesi daha kolay olacaktır gerçek anlamda vefat etmiş olsa ama varken yok olmayı tercih ettiği için babasına karşı ciddi bir öfke duyar. Küçük yaşlarda belki yoğun duygu özlemdir, meraktır. E yine de hani onu merak eder, işte nasıl bir insandır, işte hatta belki gözünde olduğundan daha büyük bir halde canlandırır, kahramanlaştırır. Olması gerektiği bir hale büründürür. Benim babam şöyle, benim babam böyle cümleleri kurar. Çünkü kafasında olmasını istediği babası odur. Ama büyüdüğü zaman, gerçekle yüzleştiği zaman çok acı bir tabloyla karşılaşır. Bu çocukların ciddi bir boşlukları oluşur içlerinde ve bu ne yazık ki büyüdüklerinde de eğer bu durumla yüzleşmezlerse, bu durumu fark etmezler ve bunun üzerine çalışmazlarsa ciddi şekilde kendi hayatlarında kapatamayacakları bir boşluk oluşturur. Şimdi anne ve babanın rolleri gerçekten bir, bir yani birlikte çalışan bir şey ama birbiriniyle ne tamamlayabilen bir figür değil anne ve baba. Bazen bunu yanlış anlayabiliyoruz. E, hatta şey vardır, e, eşleri vefat eden insanlar ben hem anne hem baba oldum derler ama gerçekten bu çabayı sarf etmeye çalışırlar. Onun için söylemiyorum. E, ama olamazlar. Teknik olarak mümkün değildir. Yani anne annedir, baba babadır ve bu boşluğu doldurmamız ne yazık ki mümkün değildir. Ama baba varken yani baba vefat etmiş olsa birileri sahip çıkabilir, işte bir değer verebilir vesaire verebilir ama baba varken ne yazık ki dışarıdan da o çocuğa babalık noktasında sahip çıkan da az oluyor. Yani hayat çünkü o baba ee, başta o baba. Dolayısıyla da e, bu anlamda da çocuk anısında yoksun kalıyor. Eşi eşlik eşi, annelikte yalnız bırakmış oluyor ve eşler annelikte yalnız kaldıkları için e, çocukların terbiyesinden sorumlu, çocukların duygusal bütün ihtiyaçlarından sorumlu, çocukların problemlerinden sorumlu, dertlerinden sorumlu, evlenmelerinden sorumlu, okullarından sorumlu tek kadın olduğu için ve kadın hak yani kendi kaldırması gerektiğinden fazla bir yükü taşıdığı için de maalesef kendi kadınlığını unutan bir konuma geliyor. E, ve burada da e, biraz eril bir pozisyona geçiyor ama geçemiyordu çünkü hali hazırda zaten orada eril bir güç oturmakla meşgul. E, dolayısıyla bu böyle bir çatışma e, durumu söz konusu oluyor. Bu tarz babalarda maalesef e, evi geçindirmek kavramı yanlış anlaşılan bir kavram. Evi geçindirmek babaların vazifesi dolayısıyla da biz bu eve para kazanan babalarız diyorlar. Amenna sadakna evet para kazanıyor olabilirler. Hani bu noktada evlatlarını eşlerini hakikaten yoksun bırakmıyor olabilirler ve bu hiç azımsanmayacak bir şey. Ee, bu anlamda bir konfor sahibi olmak. Ama evi geçindirmek sadece maddi anlamda evi geçindirmek midir? Yoksa bir ay e, erkek evi geçindirirken aslında e, manevi anlamda geçindirmekten de sorumlu mudur? İşte bizim belki de yıkmamız gereken en önemli hipnozumuz bu. Bir erkek evet ailesini geçindirmek, maddi ya da manevi ayrım olmadan geçindirmekten sorumludur. E, ve bu şu sorumluluğu sadece eşinin üzerine yıkamaz. Zaten yıktığı takdirde de şöyle cümleleri çok rastlarsınız. Diziler Herde filmlerimizde bile çok çok olur işte değil mi işte şu çocuğuna bir terbiye veremedin senin yüzünden zaten böyle oldu işte ondan sonra işte sen bir yetiştiremedin diye suçlanan kadınları çok fazla görürüz. Bunu cinsiyetçi bir kavramla kesinlikle lütfen algılanmasın ben anlatırken bir hanımefendi olarak anlatıyorum çünkü sadece bunu bir e, tam tersi de olsaydı yani bunu yapan bir kadın olup bunu e, maruz kalan bu cümlelere maruz kalan bir erkek olsaydı nasıl yanlış olacaksa e, aynı şekilde bunu söyleyen bir erkek olduğunda da aynı yanlışa sahibiz. Mesela şu çocuğa baksana çocuğunu al başımdan diyen ben de kulaklarımla çok bir parka gittiğimde vesaireye gittiğimde ya da bir misafirliğe gittiğimde Türkiye'de çokça duyduğum bir kelimeydi. Çocuğunu al başımdan mesela ve ben daha o zaman çocuk sahibi bile değildim. Bir ortamda bir beyefendinin böyle dediğini duyduğumda çok şaşırmıştım. Yani hatta içimden gerçekten çocuk olarak şunu geçirmiştim yani onun çocuğu değil mi acaba? Halbuki onun da çocuğu. Ama buradaki ifade bile çocuğunu al başımdan e, işte yani sanki onu kabullenmemiş e, bir durum söz konusu. Bu tarz babalar iş, yani kendi istedikleri zamanlarda babalık ceketini giyiyorlar. E, ve tabiri caizse işte böyle fotoğraflardaki e, yerlerini alabilmek için bazen babalık e, yapabiliyorlar. E, belki yok baba ile can babayı e, anlatırken daha iyi yani oturacak bir kavram ama e, yok babalar konumları gereği saygı duymayı bekliyorlar. Yani ben babayım tabii ki saygı duyacak. Yani babalığın bir emekle örülmesi gereken bir kavram olduğunu ne yazık ki farkında değiller. Dolayısıyla da e, böyle bir şey söz konusu. E, hatta bir e, ünlü bir yönetmenin velayet davasında çocuğunun e, ya öğretmenin ya doktorunun ismini soruyordu. Şu an hatırlayamıyorum. Dosyada yazmış olabilirim. Ee, çocuğun bu doktorunun ya da işte öğretmenin ismini söyleyemediği için velayeti kaybediyor mesela baba. Ee, evet çünkü yani o kadar aslında çocuğun e, kendi öğretmeninden, sınıf öğretmeninden e, ya da doktor gittiği doktorun isminden bile bir haber bir durumda. Niye? Çünkü orası e, kadının sorumluluk alanı olarak kabul ediliyor. Çocuk çünkü iş değil dışarıdaki hayat değil yani işte evet biz de işimizden sorumluyuz bizim de işimizdeki detayları eşimiz bilmiyor diyebilirsiniz siz de eşinizin işindeki detayları zaten bilmiyorsunuz o akşam ne yemek ev hanımıysa o akşam ne yemek yapacağını bilmiyorsunuz e, ne bileyim e, arkadaşlarına bir programı varsa bilmiyorsunuz çalışan bir hanımefendi ise işindeki yani çok ince detayları size anlatmıyordur genel özetlerini yapıyordur iş ayrıdır ama aile ayrıdır. Aile söz konusu olduğunda hepimiz ortak sorumluluğa, aynı sorumluluğa sahibiz. Sorumlulukları bile isteye güzelce dağıtmış olabiliriz. O takdirde de birbirimizin sorumluluklarını takdir eden, değer veren bir konumdaysak yine problemler ortadan kalkar. Ama çocukta anne ve baba her ikisine de ihtiyaç var. Öyle olmasaydı Rabbim hakikaten Leyleklerle çocukları getirebilirdi. Hiçbir şekilde bu biyolojik sürece bize ihtiyaç duymamıza, böyle bir şeyi vesile etmesine hiç de gerek kalmazdı. İki figürü eşit kromozomlarla, 23'er 23'er kromozomlarla bir araya getirerek bir bebek oluşturuyorsa Rabbim, bir genetik form oluşturuyorsa demek ki anne ve babanın gerçekten ve gerçekten Allah nezdinde de böyle bir takdiri söz konusu. Ben en azından böyle inanıyorum diyebilirim. Yok babalarda garip bir şekilde yani çocuk şu kavramla sevmeye alıştığı için yani babamdır. Yani babamdır diye sevdiği için sevmeye hakikaten bir şekilde o anlamda devam ediyor. Babamdır diye yani içinden belki hani böyle hiç güzel şeyler geçirmese bile dediğini uygulayabiliyor. Ya da tam tersine e, asilik yapabiliyor. Yani tamam ya yeter hani ben bu şey yapmayacağım deyip tam tersine yani istemediğimiz bir minvalde bir baba e, sa, yani saygısız bir evlat figürü ortaya çıkmış olabiliyor. Bu noktada hani ben şeyi çok önemsiyorum. Hani Kur'an-ı Kerim'de biz deriz işte anne babaya öf bile demeyin değil mi? Ayet-i kerime var yani bunu çok önemseriz ama onun bir alt emri de var. Yani Rabbim çünkü adili mutlak yani kimseye zulmetmez, adalet sahibidir. Ee, anne babaya da öf dedirtmeyin demeye demek istiyordur diye düşünüyorum. Çünkü anne baba öflenilecek her hareketi yapacak çocuk karşısında sen öfdenmeyeceksin sadece emmiyle karşılaşırsa burada bir adalete ters muhal bir durum olur. Yani istedikleri, ölçtükleri, söylediklerinin hak olması gerekir ki benim onları öftememem gerekir. Üsluplarının doğru olması gerekir ki benim onları öftemem gerekir. Annem babam dünyanın en güzel şeyini bana bağırarak, hakaret ederek ifade edecek ama ben onu öftemeyeceğim. Yani böyle bir dengesizlik söz konusu olamaz. O yüzden de e, buradaki şeyde evet anne babalara öftemeyelim ama onlar da inşallah öftedettirmesin. Yine biz anne babaysak biz de inşallah aynı şekilde hareket edelim. Ee, sorunuza gelecek olursam yani, yani ya kabulleniş ya tamamen bir e, asilik söz konusu ya da tam tersine yüzleşemeyen insanlarda özellikle erkek ve baba yani ilişkisinde diyeyim ee, şöyle bir şey yapılabiliyor ee, yani babasını eksik görmek istemiyor çocuk babasını eksik görmek istemediği için de ya benim babam yani. yani ne olursa olsun benim babam modunda hala kafasında onu böyle bir e, fantazi bir baba, hayali bir baba kavramının arkasında kutsamaya devam ediyor olabilir. Ama bu aslında değil. Babalarımızla, baba, onların bizlere babalıklarıyla yüzleşmek, babalarımıza sırtını dönmek, babalarımızla bağını kopartmak, gidip babalarımızla kavga etmek anlamına asla gelmiyor. Ama hepimiz annelerimizin anneliği, babalarımızın babalıklarıyla yüzleşmek zorundayız ki bugünkü bizi bu hale kim getirmiş, iyi anlamda da, bunu kötü anlamda söylemiyorum, her manada pozitif ve negatif anlamda bizim hamurumuz nasıl yoğurmuş bunu bilelim. Çeriyimizle çıkartmak istediğimiz, tadımızı bozan baharatlar varsa çıkaralım ve yeni şeyler katmaya devam ederek hayatımızı kendi annelik ve babalıklarımızı yazabilelim. Yani bugün bir eskiden öğrendiğimiz bir türkünün bile değil mi yeni coverları yapılıyor. İşte yani zamanında Barış Manço'lar, Cem Karaca'lar çıkmış, Anadolu rock yapmışlar. Sonrasında şimdi yeni nesil bambaşka söylüyor. Hala o türküyü söylüyoruz ama dinlediğimiz aslında aynı türkü mü? Sözleri aynı, belki bestesi aynı ama bize çalınan enstrümanlar aranjesinden ötürü farklı bir tat veriyor. Bizim de aslında babalığımızda yapmamız gereken, anneliğimizde yapmamız gereken aslında tam olarak bu. Aynı şeyleri de bile söylüyor olabiliriz. Doğruysa devam ettirelim ama yeni bir aranjıyla, yeni bir müzikle, yeni bir ses tonuyla, yeni bir tınıyla inşallah. Evet, yok babalar biraz e, şey, kanayan bir yara öyle diyeyim. Yani bir çocuk, bir genç, bir yetişkin hatta bir dede olmuş yaşta bile hala o babayla, babasının babalığıyla yüzleşemezse bir insan gerçekten kendi babalığını ortaya koymakta çok zorlanıyor. O yüzden anne babalarımıza değer vermeyi onları kutsamak olarak lütfen görmeyelim. Rica ediyorum görmeyelim onlarla onlarla yüzleşmeyi yani yüzleşme derken kendi içimizde yüzleşmeyi kastediyorum. Bu da yanlış anlaşılmasın. Annem babamın yüzüne gidip de gideyim diyeyim sen bana nasıl babalık yaptığına değil. Kendi içimde yani bir önüme alayım şöyle bakayım yani ben ne olmuşum anlamındaki yüzleşmeyi kastediyorum. Aynaya bakmak anlamındaki yüzleşmeyi kastediyorum. E, bu anlamda anne babalarımızın anne babalarını şöyle bir getirelim önümüze koyalım. Bu tam tersini aslında kusurlarına rağmen onları daha kaliteli de sevmemizi sağlayacak. Kutsamadan, kusursuz görmeden ya da tam tersine suçlayıcı sen bana böyle yaptın, sen bana şöyle her şey senin yüzüne değil yani o da değil, o da doğru değil demeden kendi hayatımı devam ettirebilmemi, onlara bir yük gibi sırtında taşımak değil, daha gibi arkamda tutabilmeyi sağlayacak bir figür olacaktır diye düşünüyorum. Evet. Kastettiğim şey burada kendi iradesiyle olmamayı tercih eden babalar. E, hatta dediğim gibi evin koltuğunda oturuyor olabilir. Her gün o sofraya da oturu oturuyor olabilir. Bu yok babalar. E, ama orada yoklar. Çocuklarının ruhlarında yoklar. Yani e, biz çocuklarımız bizi seçmiyor. Ve biz aynen evliliğimizde kullandığımız bir kavram vardı yani evlilikte anlatmıştım. Evliliği mapus gibi algılayan, evliliği bir hani sanki orası gibi algılayan. Dolayısıyla boşanmayı da bu buradan bir tahliye gibi algılayan bir anlayışımızın olduğundan bahsetmiştim hatırlarsanız. Ee, aynı şekilde babalıkta da yani bana mahkum yani bu çocuk yani hani benim çocuğum babasıyım yani. Sayacak sevecek mantığıyla bir babalık e, o çocuğa ancak mahkumiyet hissiyatı hayatı verir. Hayır benim çocuğum bana mahkum değil, benim babalığıma ya da anneliğime de mahkum değil ve ben değişmek zorundayım çünkü kulum zaten değişmeye geldim dünyaya. Dolayısıyla babalığımda ve anneliğimde de değişmek zorundayım. Bunu kesinlikle aklımızın bir köşesinde tutalım diye istiyorum. Evet yüz babalar baba dediğin kavramı üzerinde bütün hayatlarını bunun üzerine kurarlar daha çok. Ee, tabii ki Doğan Cüceloğlu bunları daha kısa anlatmış ee, hani onun kitaplarından karıştıracak olanlar hani ya bunlar orada vardı yoktu falan e, demesinler ee, tabii ki ben kendimcesinde e, başka kaynaklardaki bulduğum kavramları da onu destekleyen şekilde e, eklemeye çalıştım bu kavrama. Baba dediğin şöyle olur, böyle olur ki malum bizim toplumumuzun içerisinde buna yani herhalde üç sayfa yazı yazabiliriz yani değil mi Fatih hocam? Baba dediğin desek yani hani dünya kadar şey çıkar. Baba dediğin sert olur, baba dediğin şöyle olur, baba dediğin ağır olur, baba dediğin duygularını belli etmez, baba dediğin işte biraz işte son sözü söyler, baba işte baba dediğin işte ne bileyim mesafeli olur öyle sürekli öpmez, sarılmaz yani neymiş o falan dediğimiz kavramlar söz konusu. Bunu fiziksel olarak bazı hareketlerimizi kavrayabilir. Bu baba dediğin e, hipnozları bazen duygularımızı kavrayabilir. E, özetle babaları duygularından azade, duygularını yaşaması, e, yaşamaması gereken, e, kendi da çok önem vermemesi gereken bir formla toplar. Yani özet olarak toplayacaksan. Dolayısıyla baba nedir şey konumdadır yani yok baba işi işte nasıl kendini banka olarak görüyorsa burada da baba idareci konumdadır yani yok babalar kendini banka olarak görürler bu evin bankasıdır çocuğu istediğinde işte evlenirken işte belki ev olur işte bilmem ne yapar hani öyle şeyler vardır yok babalarında ama hani bankadır yani bankaya bir çocuk ne kadar değer verebilirse babaya da hani öyle aslında bir değer atfedebilir yüz babalarda da idareci yani idare etmek yani oradaki CEO'sudur yani yöneticisidir Eder de gerçekten hani bunun için söylemiyorum çok da gayretlidir hakikaten babalık yapmaya çalışır yani samimi bir şekilde babalık yapmaya çalışır sadece e, yani buradaki hatalı olduğu nokta baba dediğin kavramını doğru oturtmamasıdır aslında doğru oturtmuş olsa şahane babalar çıkar yüz babalardan çünkü gayretleri vardır oradadırlar e, sorumluluk alırlar vardırlar, çocuklarıyla bir şekilde ilgilenirler, sorular sorarlar ama bir tıkanıklık vardır ilişkide. Çünkü e, yani idareci çalışan gibi tabiri caizse, yani notların nasıl, işte şöyle mi, böyle mi, bunu geçtin mi, şuraya gidecek misin? Yani böyle bir daha çok hesap sorucu, daha çok takip edici, daha iyileştirel, daha biraz astüs ilişkisiyle sanki hani gayri resmi ifade edilmese de astüs ilişkisiyle e, yürütülen bir ilişki söz konusudur. O yüzden belki düştüğümüz yani ki bence Türkiye'deki babaların birçoğu yüz baba e, yani can baba olamayanların birçoğunu kastediyorum. E, yüz baba yok babaların daha az olduğuna e, inanmak istiyorum en azından kendi adıma. E, hakikaten orada olmayı isterler ailelerine sadıktırlar sahip çıkarlar ama sahip çıkış şekillerinde bir sıkıntı vardır. E, kendi babalıklarıyla e, uygun yani kendi gördükleri evlat olarak gördükleri babalıklarıyla babalarından gördükleriyle kendi yaptıkları babalıkların çokça kıyaslarlar. Çünkü hakikaten bunların arasında uçurum vardır. Kendi babaları kendilerinin, kendilerinin saçını bir kere okşamamıştır. O iyi kötü evladına canım en azından böyle sarılıyordur. Aralarda şey yapıyordur her gün olmasa da. işte bazı zamanlarda en azından bir güreşmiştir, bir şeyler yapmıştır. İşte onun babası hayatında onunla bir kere bile top oynamamıştır. O evladını maçlara götürüyordur, işte şunları yapıyordur vesairedir yani baktığı zaman hakikaten şekilsel olarak baktığımızda kendi görmediği babalığı da yapmaya çalışan bir baba var ciddi şekilde de bunun gayretinde aslında bu baba ee, ama tekrar söylüyorum iletişim dili de idareci bir baba mantığı var yani uzaktan takip eden anneyi aracı tutan yani tabiri caizse şirketinin sahibi baba hani anne de işte CEO'su ya da şeyi yani hani önce siyolar halleder sadece briefing verirler ya bana da sonra gelsin hani Türkiye'de hatta bir dizi vardı malum en son babalar duyar diye On, aynen o şekilde babalar da böyle olmak isterler gerçekten en son biz duyalım yani her problem bize gelmesin öyle yani ben yüz göz olmayayım öyle evladımla yani bunu bir yüz göz olmak yani evladının problemiyle iştigal etmeyi evladıyla yüz göz olmak alarak adlandıran böyle bir hipnotik bir algımız vardır çok yani o kadar rutin ve doğal bir şeydir ki Türk toplum açısından düşündüğünüzde gerçekten hani yani ne var canım onda tabii ki yani yüz göz olmayacağız i̇şte bu evladımızın problemini dinlemek onu tepemize çıkartmak demek değil evladımızı dinlemek onu şımartmak ona değil ama maalesef yüz babalar genellikle çocuklarına şımartmak kelimesi ifadesinden çok e, e, kullanarak e, bir ilişki kurarlar her şey şımarıklık olarak algılanır nankörlük olarak algılanır çünkü gerçekten de dediğim gibi kendi babalıkla gördükleri babalıkları yaptıkları babalık arasında dağlar kadar fark vardır ve kıyas edildiği biz bunları mı gördük? Bize biz babamıza böyle yapacaktık da bak bize ne yapacaktı? O eline sopasını aldığı gibi yani işte şöyle yapardı ya da ne bileyim işte ondan sonra şöyle bize bir bakış atardı biz işte on adım öteye kaçardık vesaire gibi. Kıyaslamalara giderler. Buradaki sıkıntı yani dediğim gibi bir iletişimde problem, iki kendini idareci görmesinde bir sıkıntı var, üçüncüsü de bu ikisini sürekli olarak karşılaştırmasında. Çünkü çocuk onun gördüğü babalıktan mesul değil. Yani babasının evlat olarak göremediklerinden o çocuk mesul değil. O çocuk dünyaya gelmeyi kendi irade etmedi. Biz irade ettik ve biz onun dünyaya gelmesine vesile olduk ve Rabbim de bizim bu muradımıza bir cevap verdi ve onu yaratıp dünyaya gönderdi. Dolayısıyla burada sorumluluk tamamen benim. Ben görememiş olabilirim. Ama göstermekle yükümlüyüm ve gösterdiğimi de başa kalkmamakla da yükümlüyüm. Şimdi bizde hep şey vardır yani biz babamızdan böyle görmedik yani ne yapalım hani değil mi bir şeyimiz var. haklıyız yani haklısınız yani ben hani baba olmadığım için haklısınız diyeyim. E, babalarımızdan görmemiş olabiliriz gerçekten olabiliriz yani keşke görseydik. Bunda babalarımızı da suçlamıyoruz daha yani yaşı büyük olan dedeleri de suçlamıyoruz çünkü yani kendilerinde olmayan bir şeyi miras bırakamazlar. Yani benim babamın evi varsa bana miras bırakabilir. Yoksa adamcağız neyi bırakabilir yani? Bırakamaz değil mi? Ve benim ondan bana niye ev bırakamadın diye hesap sormam da dünyanın en saçma bir şeyi hesabı olur. Ama yani bu babalarımızda yok dememiz gerçekten bir mazeret mi dediğimde ben hemen Kur'an-ı Kerim'e dönüyorum, bakıyorum ve peygamberimizin babalığına bakıyorum. Hazreti İbrahim'in babalığına bakıyorum ve Hazreti Adem'in babalığına bakıyorum. Bakın Hazreti Adem'in babası bile yoktu. Yani dünyaya getirilmiş ilk varlıktı, yaratılmış ilk varlıktı. Ve babası yoktu. Bir baba figürü görmedi yani. Evet peygamber olabilir, donatılmış olabilir, ilim sahibi olabilir. O ayrı ama insan. Bize hep peygamberlerin kavramı değil mi? Şehadette bile insan oldukları hep hatırlatılır yani. Bir insandı. Ve babalık kavramı görmeden insanlığa baba oldu. Hazreti İbrahim... Yani gerçek babasını, öz babasını tartışılmakla birlikte e, baba kavramı, hani o konuşmalarını hatırlayın, değil mi? Kendisi a, a, adam kaba kaba konuşur. E, e, Hazreti İbrahim de ebeti diye hatta yani hani babacığım diye cevap verir. Yani nezaketi ve hatta şeyi hala o kadar kaba ve cahil bir adama, e, kendi bütün hani diyalog cümlelerine bakarsanız, karşıdaki kaba bir insan, cahil bir insan buradaki ilim sahibi aynı zamanda nezaketli bir evlattır. Ve buna rağmen, bu babaya rağmen kutları kırmıştır sadece babasının inandığı putları değil aslında orada taptığı putları değil. Onun babalığını da kırmış ve yeni bir babalık oluşturmuştur ve yeni bir babalık e, ortaya çıkarmıştır. O yüzden Hazreti İbrahim'in çok belki de hani e, ümmetin atası da günden bir konumda olduğu için hakikaten e, ayrı bir önemsemek gerekir belki. Efendimiz yani ya da işte yetimdi değil mi? Daha anne karnındayken babasını e, vefat etmişti. Yüzünü dahi görmedi, sesini dahi duymadı ama ortaya koyduğu babalık Ümmetin babalığı dışında kendi çocuklarının evlatlarına yaptığı babalık peygamberliğinden de öte. Yani insan nezdinde bakarsanız şahane bir babalık. Demek ki o zaman aslında bu mazeretimiz de biliyor mu zor. Yani bunları yapanlara da Allah eminim çok daha ecir verecektir. Hani herkesin imtihanı farklıdır ya. Evet babalık görmediği halde babalık yapabilmek çok zor bir şeydir. Muhakkak aynen annelik görmediği halde annelik yapabilmek zor olduğu kadar. Ama buna rağmen başarabilenler ya da yanlış bir babalığa rağmen doğru bir babalık ortaya koyabilenler de ona göre de ecrini alacaklardır. Değil mi? Her şeyin karşılığı ahirette var. İnşallah bunun da karşılığını ahirette alacaklardır. Zor diye kaçmak olsaydı dinimizde hiçbir şey yapmamız gerekirdi. daha zor kabul ediyorum. Kesinlikle bunları uygulamamızın hiçbirisi kolay değil ama imkansız ve ne mümkün de değiller diye düşünüyorum. Evet yüz babalar da e, böyle. Ha, bir de çok önemli bir özellikleri var yüz babaların. Belki kendimizi tartmak adına çocuklarımız da bizimle aynı yolda yürüsün isterler. Yani biz de böyle olduk onlar da olsun. Biz de şunu yaptık onlar da yapsın. Biz de bunu ettik bunlar da etsin. Çocukların benimle aynı yolda yürümesin. Çocukların bana benzemek zorunda değil. Çocuklarım biricikler. Çocuklarım ha, tabii ki bazı ortak zevkler oluşturabiliriz. Bu da güzel bir şeydir. Aile geleneklerimiz yapabiliriz. Bunu aile kavramları üzerine daha önce konuşmuştuk. Ama ben tabiri caizse bütün mayınları temizlemiş olayım, önden yürüyen baba olayım da... ...bu inşallah hiçbir mayına basmadan, böyle sağ selamet e, bu sınırları geçebilsin... ...yeni yerler, yeni yuvalar keşfedebilsin diye bir babalık ortaya koymak... ...belki de e, önemli bir husus olabilir diye düşünüyorum. Evet döngüleri kurmak, bu yüzden İbrahim Özdabağ'ın bir tane şeyini gördüm. Hoşuma gitti, onu koymak istedim. Evet, Hazreti İbrahim'in putlarını yıktığı gibi... E, malum Kur'an ataların dinini yıkmak kavramını çok kurulanır yani ataların dini diye hatta böyle bir ironiyle ifade eder. Ataların dini sadece dini inançlar olarak e, görmeyelim. Ataların yanlış inandıkları, ataların yanlış uyguladıklarını da aynen bu putun e, kafasını kıran baltalarla gibi kırmak lazım ki biz atalarımızın kalplerini kırmayalım hala atalarına hayırlı dualar edebilen, hala onlar vefat ettiyse arkalarından güzel dualarını gönderebilen, ecirlerimizle inşallah onlara ecir kazandırabilen evlatlar, torunlar, torun çocukları olabilelim diye düşünüyorum kendi adıma. Evet ve can babalar. Kendi babalığının farkında olan babalar, kendi babalığını yazan babalar, kendi babalığına kendi imzasını atabilen babalar kalp taşıdığının farkında. Bunu özellikle yazdım. Gerçekten önemli çok önemli bir kavram. Çünkü babalar genellikle ee, hani e, cuma günü de instagram yayınımız vardı belki katılımcılardan varsa haklarını helal etsinler iki kere olabilir ama bana ilk sordukları şey baba ne demektir hani tek kelimeni anlatsanız ben de baba güvendir diye ifade etmiştim ee, bu ama e, anne de şefkattir yani baba güven anne şefkat ilk hani tek kelimeli ifade edecek olursak ama bu şu demek değil yani baba güven ikinci adımda da şefkat geliyor zaten arkasından yani hemen arkasından hani imanla namaz gibi hani düşünelim. Anne de aynı şekilde şefkat tabii ki güven de geliyor arkasına. Ama baba öncelikli olarak bir güven yeri, bir selamet yeri, bir liman gibi düşünün. O çocuğun dünyada fırtına kopsa sığınabileceği liman olması lazım. Biz gerçekten hani babalı deyince kavram, böyle bir liman aklımıza geliyor mu bizim toplumumuzda? Yani filmlerimizi düşünelim, dizilerimizi düşünelim değil mi? Sonuçta bunlar toplumun yansımaları. Hayır baba tam tersine değil mi? Kızar, Babalar hesap sorar, babalar en son duymalıdır. Çünkü babalar duyarlarsa kızarlar, o yüzden en son duymalıdırlar. Halbuki burada yani güven denen şey nedir? Dışarıda fırtına felaket kopsa, arkadaşlarım bana dünya kadar kötülük yapmış olsa, ortaklarım işte dolandırsa, kazık atsa, ne bileyim işte evimde sıkıntılar yaşasam, şöyle yapsam, yanlış hareketlerde bulunsam, belki ne bileyim günaha girsem, Allah korusun bir gençsem e, ama benim babam var yani. Ben o limana sığındım mı her şeyi hallederim, her şeyi topar. Arkamda dağ gibi ve ben onun güveniyle, o beni Allah'ın izniyle doğru yola böyle beni sakinleştirir. O limanda benim gemimin varsa gediklerini tamir eder, başka şeyler yapar. Ve ben ondan sonra tekrar açık denizlere çıkmaya, tekrar hayatla mücadele etmeye, tekrar dalgalarla boğuşmaya bir güç kazanabilirim denebilecek babalar. Belki de burada hani düşünmemiz gereken kavramlardan bir tanesi. Evet hem kendi evladının hem de kendi duygularına sahip çıkan hani az önce söylemeye çalışmıştım aslında ee, babalar birazcık e, böyle yok babalar özellikle yani sanki duygularının azadeymiş gibi davranırlar ya işte erkek adam ağlar mı falan hani böyle işte çocuklarına karşı duygularını veletmelerinden zaten çok fazla hoşlanmazlar eşlerinin duygularına hisselik böyle hissi haller olarak hep bakarlar. Burada tam tersine, hayır benim duygularım var, çocuğumun, evladımın duyguları var. Çünkü biz insanız, kalbimiz var ve o kalplerimiz kıymetli. Ben istesem çocuğumun kalbinde şu an bana karşı oluşturduğu baba sevgisini oluşturmak için milyonlarca dolar para teklif etsem bir insanın kalbine böyle bir sevgiyi koyamam. Allah doğal olarak koymuş, ben de bunu geliştirip geliştirebilirim, yetiştirebilirim diyebilecek babalar. Aynı şekilde bu hislere sahip çıkan babalar. Hislere sahip çıkmak derken şunu da kastediyorum aslında. Yani bir e, iletişimsizlik yaşandı, bir tartışma yaşandı. Çocukla iki yaştan tutun, hani değil mi iki yaş sendromları var vesairesi var, tantrum diyoruz. E, bir sürü şey yaşayan, e, yaşadığımız çatışma noktalarımıza orada bir dönmek. Çocuğum ne yaşıyor, ben ne yaşıyorum bunun farkına varan babalar. Bunu kişilik problemi haline getirmeyen babalar. İstelleştirmeyen, bana çocuğum saygısızlık yapıyordan öteye. Tabii ki saygısızlık yaptırmayalım, onun için demiyorum. Ee, şu anda da bazen çünkü bunun ifrat boyutuna gidilip yani ya çocuklar ne yaparsa yapsın işte aman çocuk önemli çocuk önemli deyip hani hiçbir değeri vermeyelim anlamında da asla demiyorum ee, fakat e, yani burada bana ne oluyor ben çocuğa mı sinirleniyorum şu an aslında çocuğun yaptığı şey bende başka bir şey mi yol açıyor ben bir şey mi hatırlıyorum mesela anne babaların en çok tartıştıkları evlatları kendilerine en çok benzeyen evlatlarıdır Dolayısıyla bu çocuk aslında beni bana mı aynalıyor? Ya da benim hayatımda bana çok e, sinir etmiş zamanında çok e, yaralamış bir insan var, bana onun bazı huylarını mı hatırlatıyor? Bana eşimin belki bazı yanlarını mı hatırlatıyor? Ben aslında şu an bu çocuğa mı sinirleniyorum? Yoksa bende başka bir şeyler mi oluşuyor? Bu çocuğun bu problemi diyelim ki şu an teknoloji vesaire bizi ürkütüyor. Ben bilmediğim için mi korkuyorum? Aslında yoksa çocuğum kötü bir şey yaptığı için mi korkuyorum? Bütün bu duyguları yap bilmemiz neye yarar? Bizim duygularını yönetebilen yetişkinler olduğumuzu ispatlamaya yarar çocuğumuzun nezdinde bir. İkincisi kendi duygularımızı yönetebildiğimiz gibi çocuğumuzun duygularını da yönetebildiğimiz. Yani babalık nedir? Kendim değil mi bir aile kurdum artı çocuğu da sahip çıkabilirim diye baba olduk ya. Nedir bu? Kendi duygularımı yönetebiliyorum, çocuğumun da duygularını yönetebiliyorum diyen bir baba olabilmek. Çocukla çocuk olmadan, çocuk bağırıyorsa ben de bağırayım, çocuk kızıyorsa ben de kızayım, çocuk işte bana vuruyorsa ben de ona vurayım diyen babalar değil, haddini bildiren babalar değil, tam tersine haddini bilen babalar olabilmek demek. E, bu babaların en güzel özellikleri kendilerini ee, saygı ve sevgi duyulması gereken bir konumda oturuyormuş. Yani şurası tabiri caizse şu anda oturduğum koltuk. Evet babalık saygı ve sevgi koltuğu değil. Benim babalık konumum böyle oturduğum bir koltuk değil. Ben öyle bir babayım ki zaten sevgi ve saygı hak ediyorum bir şey dememe gerek yok o karakterimle. Ben her zaman kendi ailemle de çok önemsediğim bir şeydir. Yani akraba ilişkilerinde de insanların konumu gereği sevilmelerini çok doğru kabul etmem. Yani evet babam olduğu için, annem olduğu için, teyzem, nenem işte kimse hangi konumdaysa bunun olduğu için bir yerden bir yere kadar tabii ki severim. İnsandır, bakan bağım vardır. Ama bir yerden sonra ben onu karakteriyle sevip saymam gerekir. Bir yerden sonra onun bana olan emeğiyle, bana bende oluşturduğu hatıralarla saymam gerekir. Asıl o zaman gerçekten gerçekten kaliteli bir baba ilişkisi, kaliteli bir anne ilişkisi, teyze, dayı, amca her neyse ilişkisi oluşur. Biz çocuklarımızı, kendi çocuklarına düşünün, günlerce anlatalım. Dayın şöyle teyzen böyle akrabalarımız için bile kuramayız o ilişkiyi. O insanlar onunla ilgili bir emek sarf etmedikten sonra, o insanlar onlara sevgilerini ve saygılı, sevgilerini hissettirip saygıyı hak, etme, hak edecek hallerde bulunmadıktan sonra. Dolayısıyla biz aslında öyle hallerde bulunmalıyız ki yani Efendimiz sevgiye sevinmiş, çok sevinmiş, çok sayılmış ama bunu hak ettiği için sevinmiş ve sayılmış. Yani işte bu sizin peygamberiniz, seveceksiniz, sayacaksınız ya allah Teala'nın bile bir üslubu yok. Zaten öyle bir karakterdi ki bu her insan evladının aklı başındaysa, aklı selimse seveceği bir ve sayacağı hem de çok sevip sayacağı bir karakter. Kendi yine anam babam sana feda olsun diyebileceği bir karakter. Dolayısıyla bu hale insanlar kendi içsellikleriyle gelmişler, zorlanarak gelmemişler. Peygamberiniz tabii ki onun için öleceksiniz diye gelmemişler. Kendileri onlar için ölmeyi isteyecek halde yetişmişler. Bu ikisinin arasında dağlar kadar fark var. Nihayet ne evet insanlar onun için ölürler ama buradaki motivasyon bambaşkadır. Bu babalıkta da geçerlidir. Bu babalar, can babalar öyle bir babalık ortaya koyarlar ki, öyle canlı, öyle hissi bir babalık ortaya koyarlar ki hakikaten baba e, çocukların nezdinde çok sevilirler ve çok sayılırlar. Çocuk kızabilir. 5 dakika sonra ama böyleydi der. Bu sene kızar, 2 3 sene sonra biraz daha olgunlaştıkça evet ya babam aslında haklıydı der. Hatta babası büyük altından güler yani hani anca mı hani fark ettin gibi ama öyle olur. Can babalar sanıldığı gibi mükemmel babalar değiller. Mükemmel insan olmadığı gibi mükemmel bir baba da yok. Can babalar gayretli babalar. Biz nasıl kulluğumuzla, gayretimizle cenneti kazanıyorsak, onlar da gayretleriyle çocuklarının kalplerini kazanmış babalar aslında. Mükemmel baba oldukları için değil. Kusurda işliyorlar, hata da ediyorlar. İnsanlar hem çocuklarına karşı, hem eşlerine karşı, hem dışarıdaki insanlara karşı. Ama kusurlarının sorumluluklarını, duygularının sorumluluklarını alıyorlar. Yani şöyle diyelim ki ben bir hat hata ettim, evladımla bir ilişki yaşadım, bir şey oldu. Sonrasında baba da oturuyor, düşünüyor, diyor ki aslında ben böyle davranmamalıydım ve diyor ki evladına gidiyor kaç yaşında olursa olsun yok karizmam çizidir şöyle olur böyle olur vesaire yok. Evet yaptığın doğru değildi evladım. Bak bunu tasvip etmiyorum. Hala bunun arkasındayım. Seni bu konuda haklı görmüyorum ama ben sana rağmen şöyle davranmamalıydım ya da e, sen bana düzgün bir üslupla söyle. Evet yanlış ve haksız bir şey söyledin ama düzgün bir üslupla söyleyin. Ben de üslubumu korumalıydım. Sana bu şekilde bağırmamalıydım. Hakaret etmemeliydim. E, yanında kötü sözler bazen belki çocuğumuza yapmıyoruz ama arabada bir babayı gö düşünün küfredebiliyor. Şimdi burada evet çocuğuna küfretmiyor ama çocuğunun yanında küfreden bir baba. Nedir orada? Diyelim ki ağzından kaç hakikaten bilinçaltında şu altında bir şekilde hepimizin e, yapmış yatmış şeyler olabilir. Çok özür diliyorum. Ben bunu kesinlikle ve evet, kesinlikle kullanmamalıyım. Hele senin yanında asla ve evet, katla kullanmamalıyım. Bana yakışmıyor. Ya ne var ne olacak değil. Ya işte bundan şu olur vesaire değil. Can babalar duygusal sorumluluklarını taşıyan babalar. Bakın bizim babalarımız sorumluluk sahibidir. Evi geçindirirler, ekmeklerini götürürler, her yerden kazanmak için çabalarlar, dış hayatlarına manevi sorumlulukları alırlar, başka insanların hayatlarıyla ilgilenirler, onlar için kaygılanırlar, onları kazanmaya çalışırlar. Eyvallah bunların hepsi çok sorumluluk sahibiyiz. Ama kendi duygularından sorumluluk sahibi olmayan bir insan gerçekten sorumluluk sahibi olabilir mi bu tartışılır. Ben önce evet bunu yaptım ve bunu yapmamalıydı mı diyebilecek babalarımızın olması gerekiyor. Geri çekmanın çok güzel bir ifadesini anlatmıştım geçen sefer hatırlayacaksınız eşinden özür dilemeden önce Allah'tan özür dileyen bir tipolojiden bahsetmişti orada burada da aynı şekilde evladından özür dilemeden önce Allah'tan özür dileyebilen bir baba olabilmek çünkü ben aslında onu yaparak ağzından uygunsuz bir kelime çıkararak Allah korusun belki bir şiddet uygulayarak belki Hak etmediği bir hakaretvari bir cümleyi e, ona sarf ederek, bir kelimeyi ona sarf ederek, bir nitelendirme yaparak, belki sesimi yükseltip haddinden fazla orantısız bir güç uygulayarak, fiziksel anlamda olmasa da psikolojik anlamda şiddet uygulayarak bir hata ettiysem, bir bunun farkına varacağım, iki bundan dolayı özür dileyeceğim, e, önce Allah'tan özür dileyeceğim, sonra evladımdan özür dileyeceğim. Ve üçüncüsü de bunu bir daha tekrar etmemeye çabalayacağım. Burada kastettiğimiz şey şu değil. Yani babalar böyle el pençe divan dursun, çocukların elinde ezilim büzülsün, bütün hani varlıklarını, vakarlarını yitirsin asla değil. Vakarıyla da bir insan özür dileyebilir. Vakarıyla da hatasını kabul edebilir. Hata kabul etmek vakar azaltıcı bir kavram değil. Bu hipnozdan da yine vazgeçmemiz gerekebiliyor. İşte bu babalar bu geçmişteki bazı az önce bahsettiğimiz döngüleri kıran, almadıklarını da verebilen, özür dileyebilen ve en önemlisi çocuklarının gelişiminde de aynı zamanda değil mi eğitici bir konumu da var babalığın malum annelikte olduğu gibi iskele kurabilen babalar. İskele kurmak şöyle tabir ediliyor aslında bir adımdan yani bir önceki adımı bir sonraki adım için basamak yapabilmek. Yani oyun oynarken çocuğuyla oyun konsolunda oyun oynarken dahi işte diyelim aa bu seferki golü çok iyi attın ikincisinde de şöyle yapacağına inanıyorum işte şöyle yapabilirsin işte ya bak mesela yazı yazmış diyelim ki yazının şurası çok iyi olmuş Burada birazcık yani tam anlayamadım e, ama hani orada güzelliği de öne çıkararak eleştirel bir dille değil. Yani bir yazıda da biz değil mi hani editörlük yapıyoruz işte yazılar yazıyoruz yazıları e, edit ediyoruz. Baktığınızda bir dünya kusuruza var ama o yazının yüzde sekseninde de çok güzel güzellikler var. Yani yüzde sekseninde düzgün yazılmış yazım hatasız yazılmış. Yüzde yirmisinde de evet ciddi yazım hataları var noktalama işaretleri unutulmuş. Belki işte bazı yerlerde bilgi eksiklikleri var ama yüzde sekseninde de güzellikler var. Ve şimdi ben bir diyelim ki bir yazı yazara geri yazısını geri gönderiyorum. Şöyle desem şuralar 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 kusurlu o, işte bunları düzeltin gönderin. Doğru yanlış mıyım? Hatalı mıyım? Hayır. Yani hani söylediklerimin hepsi yanlış yazım hataları. Ya da tam tersine ya evet bak şuralar çok güzel olmuş. Ya aa bak bu fikri hiç duymamıştım yani Allah razı olsun sayende öğrendim. Ama şuralarda şuralarda da şöyle bir şeyler var. Bunları da düzeltesek yazı o çok güzel olacak akıcı olacak desem değil mi? Yazı şahane ol. Yine aynı şeyi yapmış. Netice elde etmiş. Ama aynı zamanda bir insanın kalbiyle de Güzel şeyler ekmiş olurum. Bu çocuğum için de geçerli. İskele kurabilen, yaptığı güzellikleri bundan sonra yapacaklarını teminat olabilmesini sağlayan babalar olabilmek, inşallah. Yani özellikle mesela şöyle diyebilirim bunu genelleme yaparsak yani genelde çok kurgularsak maalesef şey yüz babaya dönmüş oluruz sürekli olarak kıyas eden yani ben aslında bunları görmedim ama bak sana gösteriyorum diyen bir hale geliriz ama kasettiğiniz şey sanırım bu değil tam tersine şudur diye düşünüyorum yani mesela bir hata ettim. ...değil mi hani işte sesini yükselttim... ...çünkü alışkınım... ...ben böyle bir baba figürüne alışkınım... ...ya da ne bileyim belki Allah korusun... ...vuran bir baba figürüne alışkınım... ...ya da ben de aynı şekilde böyle bir... E, ...yani gurur duymasam da böyle bir... E, ...yanlış da olsa böyle bir eyleme sebep oldum... ...o noktada gidip yani evet... ...ben e, çok özür dilerim... ...hani bunu yapmamalıydım... E, ...ben ne yazık ki hani bunu normal görerek büyüdüm... ...hani e, bizim zamanımızda böyle şeyler yapılıyordu... ...evet ama bu bahanem değil biliyorum ama ben de bundan sonra zaten yapmamak için yani kendi daha güzel bir baba olmak için çaba sarf ediyorum diye konuşmaksa evet yani zaman zaman hani sürekli yapılmadan Arkasına bir bahane olarak saklanmadan yani çünkü orada da bir sorumluluktan kaçış söz konusu. Çünkü dedeye yıkmış oluyoruz şeyi çocuk nezdinde. Yani dedem böyle olduğu için babam da böyle hani gibi bir şey oluyor. Hayır dedem böyle olduğu için baban böyle olmamaya gayret gösteren birisi. En azından kafasında böyle kalması gerekir. O anlamda olabilir. Ama yani çocuklar nezdinde aslında... Ee, yani bir de anlayacakları yaşta olmaları belki Fatih Hocam yani çok küçükken zaten bunları algılayamazlar ama biraz daha artık genç yetişkin e, konuma geldikleri bir yaşlarda varsa, evet bu tarz belki konuşmalar yapılabilir. E, tabii ki çocuğuna ve yerine göre değişmekle birlikte hani genelleme yapamıyoruz malum bu tarz şeylerde hassas mevzular e, ama yapılamaz diye bir şey yok. E, sadece ölçüsü, yeri e, ve biraz da çocuktaki e, tepkimesiyle alakalı. Yani faydası faydası düşünülerek böyle bir şey olabilir, olabilir mi? Olabilir. Hatta çocuk empati de kurabilir. Hatta babasını e, yani gayretini takdir edebilir. Çünkü baba gayrette çünkü yani bu gayret takdir edilmesi bir şey. Yani bir insanın yani şimdi ben hiç matematik bilmeden çocuğuma matematik anlatmaya çalışıyorsam değil mi gidip bir kitaptan çalışıp da hayatımda matematiğin neyesini görmemişim. Yani bunu yapmaya çalışıyorsam bu çocuk beni gayret yani tamam hani eksiklerim olabilir hala ama bu gayretim için takdir eder yani bu güzel bir şey görmeli de bu gayreti. Yani ben bilmediğim bir şeyi öğreniyorum çocuğum yani çabalıyorum senin için çabalıyorum kendim için çabalıyorum. samimi gayretteyim yani bu kadarını yapabiliyorum ya daha ama bu hani bu kadarım anlama değil de daha fazlasını da yapmaya çalışacağım söz veriyorum ama şu an bu kadarım. Yani şu an bu kadarını biliyorum. Yani bence o anlamda kıymetli ve e, samimi bir konuşma bile olabilir tamir edici. Zaten çocuklarla annelik ve babalık noktasında aslında bu tarz e, yani dediğim gibi çok sık değil ama gerektiğinde ve yerinde ara ara yani bir insan gerçekten hani 60 70'ine bir baba bile olsa evlatlarının karşısına alıp bir helalleşmesi ee, çok kıymetli bir şey. Ama bu helalette de şunu kastetmiyorum. Hani gıybette şey vardır yani senin arkandan konuştuğum helaleti saymayız yani. Değil mi? Ben Şefaat Hocam arkasında böyle 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 dedim. Yani orada bir hani çünkü yüreğine biraz sızlatması lazım. Yani utanması sızlanması lazım. Çocuk ana hani, ben size böyle yaptım. Şöyle ettim. Şunları yapmamalıydım. Yani o hataları söyleyerek, yutkunarak biraz şuraları bu boğazına düğümler oluşturacak şekilde konuşmalar yapmak e, faydalı olabilir yani inşallah diye ben en azından kendi adıma inanıyorum. İşte var babalar maalesef e, mesaf, araya mesafeler girmiş çocuklarından farklı ülkelerde çalışmak için olabilir, özgürlüğü elinde olmayabilir, farklı sebeplerle olabilir. Çocuklarıyla aralarına fiziksel mesafeler girmiş babalar var. E, Dolayısıyla bu babaların bu da aynen aslında başta anlattığım hani babalar gibi hani vefat eden babaları anlatmıştım ya nasıl ellerine değil ve ço burada çocuğun kabullenmesi birazcık daha söz konusu var babalarda. Kendi ellerinde olmadan irade olmadan bunu yaptıkları için burada kabullenişler birazcık daha nispeten yani tabii ki çocuk öfke duyacak bunu kabullenmemiz lazım var babalar varsa elimizde dinleyenler e çocuklarımız bize hak etmesek de yani yanlarında olmadığımız için işte e, onlar ihtiyaç duyduğunda orada bize sarılamadıkları için bize öfke duyabilirler son derece de bu öfkelerinde. Kendi çaplarında haklılar. Tabii ki büyüdüklerinde anlayacaklar. Tabii ki bu e, işte belli duyguların yoğunluğu geçtikten sonra sakinleştiklerinde fark edecekler. Ama biz or bize düşen orada birazcık sabır. Evet öfkelenebilirler, sakin kalmak. Ya işte ben de elimde mi vesaire diye böyle şey yapmadan, biz de öfkeye kapılmadan. E, evet anlıyorum, evet şöyledir, böyledir vesairedir diye ellerimizden geldiği kadar onları anlayıp teskin etmek. Var babalar mesafe tanınıyorlar. Ben gerçi öyle var babalar duydum ki. Yani çocuğunun teheccüdüne kadar mektupları üzerinden takip eden babalar var. E, ya da öyle bir şekilde bir zaten varken yani fiziken o evde varken öyle bir can baba olmuş ki. Yani elinde olmayan sebeplerle o evde olmadığında. Yani bir çocuk bir yere gidiyor deniz kenarına gidiyor ve diyor ki ya babam burada olmaktan olmamdan çok hoşlanmazdı deyip geri dönebiliyor. Babası yanında olmadığı halde. Çünkü o babasıyla zaten onu yaşamış. Babası zaten onun kalbinde bir can teşkil etmiş yani. Oraya oturmuş. Orada bir tahtı var. Dolayısıyla orada o an olamasa da... ...babası varmış gibi hareket edebilen babalar var. Ee, çünkü baba babalığını hissettiriyor. Çünkü tekrar söylüyorum... ...tabii ki çocukla fiziksel temas... ...yani bugün psikoloji kitaplarında dünya kadar bunlarla ilgili... ...yapılan çalışma yapabilirsiniz. Babaların çocuklara temas etmesinden, tutumlarının faydasına... ...bebekken bile, doğuma katılmalarından... ...her şeye değil mi? Bugün bunlar işlenen şeyler. Ama... Yani fiziksel temasta bulunamıyor diye bir çocuğa babanın ruhsal temastan da kaçınmasının bir kesinlikle ve kesinlikle mazereti söz konusu değil. Arayabiliyorsam her gün aramak olabilir, mektup yazmak olabilir, şartlarım neye el veriyorsa çocuğumun şunu bilmesi. Babam bu kadarını yapabiliyorken bu kadarını yaptı. Daha fazlasını yapabilecek imkanı varsa daha fazlasını yapar. Ama tekrar söylüyorum ben vaktinde zaten bu tohumu ekmişimdir. Zaten ya varken yanında yapabileceğim en e, yap, ideal babalığı yapmaya çalışan gayret içerisinde olan o gayreti hissettirmişimdir. Ki uzaktayken de gayretimi hissedebilen bir evlat bırakabileyim. O yüzden önemli olan aslında can baba olmak. Yani can babaysak eğer Fizan'da da olsak hala babayız, başka yerde de olsak hala babayız. Allah'ın izni ve inayetiyle e, hala varız. Ben de o yüzden bu var baba kavramını belki günümüz şartları itibariyle eklemeyi uygun görmüştüm dosyaya. İnşallah merak edenler daha detaylı bir şekilde Nebahar Dergisi'nden okuyabilirler aralık sayısında inşallah. Evet, babalık e, çok önemli ve belki bazen de hatta en önemli rollerden bir tanesi hayatımızda. E, burada Gatman'ın çok e, hoş bir ifadesi var. E, benim e, böyle duygu odaklı ebeveynlik noktasındaki e, şeyi çok meşhurdur Jangatm'ın. E, hatta duygu koçluğunu yani önce ebeveynlik serisinde hani başlatmış sonra da aslında e, yetişkin formuna belki getirmiş olabiliriz. Can Gatman böyle işlerini çocuğa rağmen yapan bir baba değil, evladının hayatında, o 20 yıl diye söylemiş hani ifadeyi öyle aldım ama bizim için, bizim toplumumuz, bizim kültürümüz, bizim değerlerimiz, dini anlamdaki algımız açısından bir ömür boyu aslında çocuğuna, hayatında aktif rolünün olduğunu kabul etmek. Çocuğum küçükken her gece uyanmak olabilir bu aktif rolüm. Sürekli belki ilk doğduğu günlerde yanında olmak olabilir. Evlendiği zaman onu yılda bir kere işte 10 gün görmek bile olabilir. Eğer uzak bir yerdeyse hatta belki çok daha uzun zamanlar görmemek bile olabilir ama ben hayatımda aktif olarak o çocuğun hayatında varım. Aktivitem değişebilir. Telefona dönüşmüş olabilirim. İşte mektuba dönüşmüş olabilirim oyun formundan arkadaşlığa, arkadaşlıktan başka bir şeye, işte belki çocuğumun çocuklarına bakan işte onlarla ilgilenen bir dede formuna bürünmüş olabilirim. Ama ben çocuğumun hayatında aktif olarak varım demek. Staff'ın Covey'in bir şeyi var etkin aile noktasında. İnşallah bir gün belki olsun beraber bu konuda da konuşuruz. Etkili ailelerin böyle özelliklerini özetleyen bir şeyi var. Ben başka bir ortamda yapmıştım bu sunumu. Ee, orada dikkatimi çeken bir şey oldu. Diyor ki biz diyor, ben diyor yıllık planlarımı madem şu anda da 31 Aralık'tayız, bir Ocağa giriyoruz, e, tam da günü belki de yıllık planlarımı diyor sekreterime veririm. Ama şöyle veririm diyor. Önce aile planlarımı veririm. Malum Amerikalılar çok planlama konusunda önden giriyorlar. biliyorum. bir sene öncesinden her şey belli yani neredeyse takır takır. O, o, veririm diyor. İşte mesela atıyorum oğlumun beyzbol maçı var. Şu 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 günlerde şu saatlerde İşte eşimin doğum güneşi bilmem nesi şu vesairesi. Önce bunları veririm. Benim yıllık takvimimi önce bunları yerleştirir. Sonra bütün benim işte kendisi psikologluk yapıyor, danışmanlık yapıyor. Bütün randevularımı bunlara dışındaki yerlerde tutar. Şimdi bakın bir ailedeki kavrama bakın. Adam hayatının bütün vaktini ailesine vermiyor. Kimse veremez. Yani bu teknik olarak yaşamamız mümkün değil öyle bir durumda. Kadınlar dahi veremiyor değil mi? Yani ev hanımı olsak dahi veremeyiz. Ama ne yapıyor? Ailem benim için en önemli şey. Çünkü biz dinde de aslında değil mi hayra aileden başlarız, infaka aileden başlarız, dini tebliğe aileden başlarız. Efendimiz de ilk ailesinden başladı, ilk Hazreti Hatice'den başladı, ilk akrabalarından başladı, kabul ettiler etmediler ama ilk onlardan başladı. Sonra gitti dışarıya, İlk yakın dostlarından başladı ve ilk onlardan başlamanın çok önemli bir şey oldu. Nedir bu size? İlk değerli sizsiniz ve ben ilk sizden sorumluyum benim dışarıda da sorumlulukları manevi sorumluluk olabilir. Dışarıda da insanlarla ilgileniyor olabilirim. İşte onlarla vakit geçiriyor olabilirim. Başka Ama benim ilk sorumluluğum burası. Ama bizde nasıl olur? Biz bütün bu sorumlulukları alırız değil mi? İşte, sorumluluğumuzu alırız, işte manevi sorumluluklarımızı alırız, şurayı alırız, burayı alırız, işte şeyle yaparız, işte benim toplantılarım var, bilmem nelerim var, şunlarım var, işte hepsini koyarız değil mi? Ondan sonra, aa işte oğlum bak şu günlerde de sana vakit ayırabilirim bak. Değil mi? Biz bazen şaka daşırdık. Sizden randevu almamız gerekiyor diye e, e, şey anne babalarımızla. Aynen öyle yani. Çünkü niçin çok e, şey bu demek değil. Tabii ki bizim çalışma şartlarımız var. Tabii ki bir işte çalışıyorsak bunun mesaileri var. Tabii ki hayatın şeyleri var. Ama burada kastettiğim şey şu. Benim kendimi ayırdığım alanda en azından değil mi? Ya da işim aynen bu Stephen Covey'de olduğu gibi kendim ayarlayabildiğim bir takvime sahipse, ben önce ailemi almak sonra diğerlerini almam demek beni ne daha kötü bir çalışan ne daha başarısız bir insan ne daha kötü bir kariyer sahibi bir kişilik yapar ne de daha kötü bir belki manevi işlerde sonumsuz olan bir karaktere beni dönüştürür bu ben çok önemli buluyorum dolayısıyla evet iş ve ev hayatı dengesi nasıl kurulunun noktasında bence önemli bir şey çünkü diyor Can eğer babalar kendilerini şöyle hissederler yani şöyle hissediyorlar çocukla ilgilendikleri her anda aslında benim şu an işle, dünyayı kurtarıyor olmam gerekiyordu yani ben şu an bir sürü toplantı yapabilirdim i̇şte, işte şunu yapıyor olabilirdim vesaire oluyor olabilirdim pazar günlerine bakın babaların en yorgun olduğu günlerdir en yorgun oldukları günlerlerdir. Niçin? Çünkü o gün işlerde işte aslında sabah sekizde gidip bilmem kaçta gelmiyor, işte şöyle yapmıyor, belki evin içerisinde pijamayla oturuyor, ne bileyim daha şey ya da yani ne bileyim ailesiyle bir pikniğe gidiyor, bir işte oturmaya gidiyor başka ama çok yorgunlardır. Niçin? Çünkü o gün iş yapamamış, iş yapamadıkları gibi aynı zamanda vakitleri de bir şekilde dolmuştur. Yani o yüzden bizim iş ve ev hayatını dengelememiz lazım ama bunun içinde önce ailemizin değerinin farkında olmamız gerekiyor diyorum. Çünkü neden diyeceksiniz? Babalar çocukların sosyal başarı, duygusal zeka, fiziksel sağlık, akademik başarı, suç oranlarında o kadar etkililer ki Bunlarla için yapılmış onlarla çalışma var, şu an yazılmış kitaplar var. Gerçekten akademi çalışmalara bakabilir Merak edenler araştırabilirler. Keşke araştıralım, okuyalım inşallah hepsini. Ben burada sizi çok boğmak istemediğim için bunları böyle yüzdelik dilimlerle işte şu kadar kişiyle böyle deney yapılmış vesaire gibi şeylerle paylaşmıyorum. Ama hakikaten böyle çocuklar sosyal babalarıyla oynayan, bakın sadece oyun oynayarak. Sadece ciddi vakit geçirerek, babalarıyla oynayarak sosyal başarılarına çok daha yüksek nesiller yetiştirebiliyoruz. Duygusal zekaları gelişiyor. Arkadaşlarıyla arkadaş ilişkilerinde ilişkileri nasıl yönetebileceklerini çok iyi bilebiliyorlar. Fiziksel sağlıkları, duygusal anlamda doygun oldukları için, suçlanmadıkları için, duygularını yaşamalarına izin verildiği için bu çocuklar. Ama sınırda koyulduğu için aynı zamanda. Sınırsız demiyoruz. Duyguları yaşamak sınırsızlık demek değil. Bazen ikisi maalesef karıştırılır. Fiziksel sağlıkları da yerinde çocuklar. Akademik başarıları son derece başarılı. Yani bu çok başarılı çocuklara demek değil ama babalarıyla ilişkileri iyi olan çocuklar akademik noktada da gerçekten başarı sağlıyorlar. Ve en önemlisi de suça karışma oranları çok ama çok düşük. Sınırlarda dolaşma eğilimi, ben buradayım diye kendilerini gösterme eğilimleri olmuyor. Dolayısıyla da yani biz bir çocuğun hayatında Can Gatman'ın yaptığı bir deneysel çalışmada ben gördüğümde hayret etmiştim. Çünkü ben de bir kadın olarak annenin çok daha etkin bir rolde olduğunu düşünüyordum. Hiç öyle sanmayın, babalar çok ama çok daha etkin. Hatta yeni geldiğinde annelerden çocuklarının karakter de çok daha eskin bir konumda diye ifade ediyor kendisi. Evet, az önce bahsettiğim şeyi aslında e, özetleyen bir durum. E, o yüzden burayı biraz daha hızlı geçebilirim sadece şu kıymetli kendisinin ve çocuğunun duygularının farkında babalarla büyüyen çocuklar büyümeyenlere oranla duygusal fiziksel anlamda sağlıklı akademik başarıya sahip ve suçtan uzak hayat yaşar bunu böyle aklımıza kazıyalım diye bir daha söylemiş oluyorum. Hayata açılan pencerelerdir diyor Gülay Özel psikiyatrist ben çok sevmiştim bu kavramı. Babalar diyor hayata açılan pencerelerdir. O pencere kırıksa biz üşürüz içeride. o pencere kirliyse dışarıyı daha böyle tuhaf bir yer olarak görürüz. Üzerine zif çekilmişse her şey karanlıktır bizim için. Berraksa, tertemizse hatta böyle içeriye açıp güzel havalar da girebiliyorsa bize hayat enerjisi, neşesi katar, dünyayı güzel görürüz diyor. ve babaların kızlarla, babaların oğullarla ilişkileri birazcık birbirinden farklı. Buna biraz değinmiş. Buna aslında pek çok uzman değiniyor. Hatta sadece babalar ve kızları ve babalar ve oğulları üzerine yazılmış çizilmiş hem makaleler hem kitaplar söz konusu. Merak edenler bakabilirler. Babalar ve kız hani ama özetleyecek olursak şöyle diyebiliriz: Babalar nasıl erkek çocukları nasıl erkek olunur aslında babadan öğreniyorlar. Yani biz nasıl bir erkek oluruz, bir kadına nasıl davranırız. Babasıyla annesinin ilişkisine bakıyor. Babası annesine emir kipiyle mi konuşuyor? Babası annesini cepte böyle hani her zaman orada hiç kaybetmekten korkmayan özensiz bir şekilde mi davranıyor? Ee, babası yani bu şunu demek değil mi? Ay işte yani sürekli böyle kibar evde böyle sürekli İstanbul beyefendi hanımefendi şeklinde ulaşmamız tabii ki mümkün değil. Yani hayatın realitesi var ama genel anlamda babam anneme değer veriyor mu? Bir, da, bir erkek çocuğu şunu görüyor. Bir kadına değer verilir mi? Ve bir kadına değer verirse nasıl değer verilir? İkincisi erkek çocuğu şunu görüyor. Ben değerli miyim? Bir kadın tarafından sevilmeye değerli miyim? Çünkü aksi takdirde değersiz algılarsa kendisini sevdiği için Eşine farkında olmadan, bilinçaltından dolayı kendi farkında olmadan eşini cezalandıran bir şeye, gire, bir şeye girişebiliyor. Ben değerli miyim? Evet değerliyim. Kendini değerli hissediyorsa bir çocuk evet eşini de değerli hissedebiliyor ve eşine de değer verebiliyor. Ondan gelen değeri de kabul edebiliyor, teşekkür edebiliyor. Yok ya beni sevmiyordur, şöyle yapmıyordur ya da niye seviyor? Seviyorsa kesin altında bu vardır diye bir düşünceye kapılmıyor. Babalar ve kızlarda birazcık daha farklı bir incelik var. Çünkü kızlar aslında ilk e, erkek algısını babasıyla yaşarlar. E, şanslılarsa abi ya da erkek kardeşi de bunu devam ettirirler. E, aynı şekilde erkekler de kız kardeşlerle e, ve dolayısıyla da kızlar e, babalarıyla aslında bir erkeği görürler. Bir erkek nasıl davranır bir kadına? Dolayısıyla bir e, baba anneyi aşağılıyorsa evde bir kadın da kendisini aşağılayacak bir erkekle gayet rahat evlenebilir. Niçin? Çünkü bu normal bir şeydir onun için. Kendisini hani bunu bir şey olarak anormal bir durum olarak algılamaz. Ve genellikle daha önce de ifade ettiğim gibi bizler e, evlilik noktasında nasıl bu e, konuda etken ahaldeysek anne babalarımızdan etkilenerek aslında seçimleri yaparız farkında olmadan bilinçaltımızın yönlendirmesiyle ve Dolayısıyla da burada biraz babamızı andıran bir noktada en azından babasını andıran eşler seçmiş olurlar. Babalarla kızlar eğer bazı duygularını bir erkeğin yanında ifade etmeyi öğrenebilirse. Ee, baba kızıyla sinemaya giden, baba kızıyla tiyatroya giden, baba kızını alıp dışarıda yemeğe çıkartabilen, baba kızıyla gerektiğinde duygusal anlamda bazı şeyleri paylaşabilen bir figür de olursa, bir kız bunları yaşamasını açtığını çok daha fazla his, çok daha az hissediyor bu açlığı. Ve o yüzden de gidip benim de hayatına bir erkek olsun diye bir ilişki içerisine girip bir yanlış bir evlilik, yanlış bir ilişki kurma eğilimini çok daha az gösteriyor niçin? Çünkü onun babası var zaten yani babasıyla birçok şeyi yaşayabildiği için tabii ki aynı formda değil ilişkinin farklılığının ben de farkındayım bütün herkes farkında ama zaten bu tarz duygusal tatminleri yapabildiği için onunla da konuşabildiği onunla da dertleşebildiği için başka anlamda yani bu kadar açlık hissetmeden daha mantığını da devreye koyarak evlilik kararları alabiliyor. Kastettiğimiz şey bu. Öbür türlü istersemez ister istemez duygusal bir boşluk olduğu için hiç bunları tatmamış, hiç bunları yaşamamış. Bunların istiyor ki hayatında birisi olsun. E bizde de malum bu evlilik yolu. Evleneyim de işte eşimle sinemaya gideyim. Evleneyim de eşimle işte şunu yapayım. ...noktasında bir açlıkla hareket etmiş oluyor, bir boşlukla hareket etmiş oluyor. Halbuki bu boşluk baba tarafından doldurulmuş olsa, ki inşallah dolduruluyordur... ...en azından yeni nesilde bunun çok daha fazla yapıldığını ben e, ümitli bir şekilde görüyorum. E, bu yapıldığı takdirde de e, babalar e, kızlarının da aslında doğru seçimler yapabilmesi noktasında... ...bir şey oluşturuyor, e, nasıl diyeyim, bir köprü oluşturuyorlar... Evet babalar ne tür duygusal e, sorunlara eğer e, yol açabilirler Allah korusun e, varlıklarını gerektiği şekilde idame ettiremez ortaya koyamazlarsa evet, doldurulamayan bir boşluk babaya genellikle öfke kaygı ve korku oluşturur bir babanın yokluğu bir çocukta önce ona karşı bir öfke o olmadığı için yani baba ne nedir demiştik bir güvendir demiştik güven duyamadığı için hayata karşı hep kaygıyla ve korkuyla bakan Kaybetme korkusu yaşayan, başaramama korkusu yaşayan korkularımız değişebilir. Ama nihayet hep kaygılı korkulu bakan bir duruma gelir. Ee, babama benzemesin diye e, evlen bir insanla evlenir ama tam tersine eşi o babaya benzer. Ya da tam e, kendisi bir erkektir ve babaya benzemeyeceğim diye kendisi o, olamaz. Yani der ki ben illa babama benzemeyeceğim diye bambaşka bir figüre kendisini çevirmeye başlar. Ya da... O çaba onu tam da aslında e, böyle kaçtığı o baba figürüne çevirir. Abi bakar hepimizde olduğu gibi A, içimden babam çıktı. Erkekler diyordur eminim. Ben de kadın olarak derim içimden annem çıktı bazı noktalarda. Dolayısıyla da bu hale gelir. Ve... E, annenin eril bir hale gelmesi. Çünkü babanın yapmadıklarını da yaparak, çocuklara duygusal anlamda her anlamda yetmeye çalışarak annenin eril bir hale gelmesi, kendi dişil özelliklerini, kadınsal özelliklerini yitirmeye başlaması. Bu eş ilişkilerinde yani baba babalık vazifesini yapmadığında aslında eş ilişkilerinde bu dengeyi de bozmuş oluyor farkında olmadan. Burada asla haksızlık olarak algılanmasın. Arada girenler için tekrar bir hatırlatma yapıyorum. Biz babalık nezdinde konuşuyoruz. Ya hep babalara yüklenmeyin. Babaların ne suçu günahı var demeyin. Şu an konumuz babalık. Annelik konuşulduğunda da anneleri yüklenilmiyor. Tam tersine mevzu annelik olduğu için anneleri konuşuyoruz. Dolayısıyla şu an babaların duygusal e, boşluklarını ifade ediyoruz. Zaten anneleri yeteri kadar herkes maşallah ifade ediyor. Bugüne kadar e, Freud'dan tutun e, anneye yüklenmeyen bir tane Allah'ın kulu zaten e, mevcut değil toplum olarak bakarsak eğri oturup doğru konuşalım yani her şey anne 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 yani hani bu kadar da değil. Yani dediğim gibi Allah'ın takdirine bakmak hani bak lazım. Yani Allah e, tabii ki anneye farklı bir görev vermiş. Karnında taşıyor, doğum gibi bir e, kavram var. Yani bu çocukla arasında kurduğu bambaşka bir bağ var. Efendimizin üç kere anne sonra baba demesinin bir şeyi var. Ben bunları yatsıyarak bunları da bilmemiş e, bir insan olarak söylemiyorum ama e, aynı zamanda bazı noktalarda artık doğduktan sonraki kısımda... evet ...genlerini aldı artık benden de eşimden de e, aynı geni aldıktan sonra... ...benim artık babalık yapmamak için bir mazeretim yok. Evet Çocuğumu ben taşıyamam, çocuğumu ben doğuramam. Bunu bir beklenti içerisine giren bir kadın da olduğunu zannetmiyorum. E, herhalde aklını kaçırmamıştır kimse. Ama çocuk doğduktan sonra artık biz anne ve babayız ve ikimiz de varız. Ve... Yani şudur. Tabii ki baba işe gider, anne evde çocukla kalabilir ama evde olduğu müddetçe baba babadır. Yani eşine yardımcı figüran modunda değil, babadır. Ve bunu ben gerçekten şu anlamda da çok değişik buluyorum. Çünkü bizde ataerkil bir toplumumuz, yapımız var. Erke gücü seven bir yapıdadır erkek. Ama ne enteresan yani orada başrolde olmak yerine böyle köşede figüran olarak kalmayı da çok tercih ediyor. Yani normalde hani o dediğim gibi o kavrama çok yakışmayan bir durumda. Yani değil mi? Hani çünkü gücü elinde olan kişinin sahnenin tam ortasında yani başrolde olması lazım. Yani bunu da istiyor olması lazım ama ne gariptir ki böyle bir yani işte yani işte şey yani ben sana bak yardımcı olurum yani hani modunla değil. Yani babalık anneli yardımcılık demek değil. Babalık babalık. Önce bunu bir kabullenmemiz lazım. Yani kız çocuklarını toprağa gömen bir toplumda kız çocuğu geldiğinde ayağa kalkabilen bir baba figürü oluşturmuş. Yani o yıkabiliyorsa biz onun ümmeti olarak onun kadar tabii ki yıkamayız. Ama biz mahalleye göre değil, mahalleyi bize benzeten insanlar olmalıyız. Yani evet. biz mahalleye göre hareket edecek olsak şu an yaptığımız hayatımızda eminim buradaki abilerimizin yaptığı hiçbir işi yapmamış olmaları gerekir manevi işlerini. E, o mahalleye benzemek isteselerdi ama benzemek istemediler. Mahalleyi kendilerine benzetmek istediler. Kendi boyalarını o mahalleye çalmak istedikleri için buradalar. O yüzden biz de bu noktada da e, mahalle baskısı olduğu gerçeğini kabul ediyorum. Zor olduğunu da kabul ediyorum. Emin olun bu annelikte de var ama ona rağmen nasıl annelik yapmak mümkünse ona rağmen babalık yapmak herhalde bizden daha e, böyle değil mi hani güçlü olan abilerimizin e, her anlamda yapabileceği bir husustur diye inanıyorum hala şansımız var dedim. Yazın sunumun başında söylediğim şeyi hani her yaş grubu için neler yapabiliriz odaklanmak istiyorum. Çünkü dediğim gibi bu tarz şeylerde genellikle yapıyoruz yapıyoruz işi i̇şte suçluluk duyguları oluşuyor, başka bir şey oluşuyor. işte eyvah kavramı oluşuyor. Ama biz alıcı değiliz. Biz çözüm odaklıyız. Biz evet bugüne kadar ben de kendi annelerimde dünya kadar tam eminim vardır. Evlatlarıma sorsanız kendince onların şikayetleri vardır. Ama bundan sonra ne yapabilirim? Hep daha iyisini nasıl geliştirebilirim diye bakmamız gerekiyor. Genç delikanlılar için yani aramızda varlarsa e, diye söylüyorum. Zaten bu, hani hepimiz e, öylesiniz ona inanıyorum. Ama gerçekten de genç delikanlılar ya da evlerinizde vardır. Onların şöyle bir daha henüz hiç evlenmeden e, henüz bir babalık kavramına girmeden babaların ilişkilerini bir düzeltmeleri bunun için çaba sarf etmeleri. Babalarını değiştiremezler ama babalarıyla ilişkilerini, onun ona katkılarını, getirdiklerini, götürdüklerini bir çözümlemeleri çok kıymetli bu anlamda. Ee, bunu bir tartmamız gerekiyor. Çünkü kendi annesiyle, kendi babasıyla ilişkisini düzgün yaşayamayanlar ne yazık ki evliliklerini düzgün yaşayamıyorlar. Bunun yani benim e, düzgün bir ilişkim yok da evimde kötü olacak anlamı değil. Bunu ben eğer analizini yaparsam, muhakemesini bizim tabirimize muhakemesini yaparsam bana ne kattı, ne götürdü, ne etti bunların kararlarını ben evlenmeden önce elimden geldiği kadar verirsem bu sonrasına devam ediyor. Babamızla ilişkimiz çok önemli. Onu iyileştirmemiz çok önemli. Neleri almamız, neleri bırakmamız, bunları kendi adımıza listelememiz çok önemli. Ve babalığın teorisini öğrenebilirler. Yani evet babalı henüz yaşamadılar ama evlilik arefesindeler ya da yeni evliler henüz baba değiller henüz belki böyle bir şey hiç konuşmadılar eşleriyle ama babalık nedir, çocuk yetiştirmek nedir, nasıl bir sorumluluktur, ben dinen nelerden sorumluyum, dünya olarak nelerden sorumluyum, babalık üzerine yazılan kitapları okuyabilirim, babaları dinleyebilirim. Ba Bugün dünya kadar değil mi baba Instagram hesapları var bilmem neler var şuna hani bugünün dünyasında mazeretimiz de yok ve babalığın teorisini öğrenebilirim. Tabii ki teori değil babalık ama teorisini en azından öğrenebilir. babala ee, babalığa cahil bir giriş yapmamış olabilirim. Baba adayıysam yine hakeza. Evet eşim bebek bekliyor. Ben baba olacağım artık. Belki de hatta hissediyorum onun işte belli hallerini hissediyorum. Onu görüyorum. Benim sesimi duyuyor artık evladım. Beni sesimden tanımaya başladı. Ve ben bu konuda eşimle artık konuşabilirim, kitaplar okuyabilirim. Ebeveynlik noktasında eşimle daha çocuğum dünyaya gelmeden uzlaşabilirim. Ya evet, hani ortaklık demiştim ya. Nasıl bir çocuk yetiştirmek istiyoruz? Biz biz şirket kuruyoruz. Bu şirkete de hatta bir yeni bir, bir şey açtık, ofis açıyoruz. Yeni bir, bir şeyimiz olacak, kanalımız daha olacak, yeni bir şey alanımız daha var. Biz ne yapmayı hedefliyoruz? Ne yapacağız yani? Bu çocuktan ne murad ediyoruz? Nasıl bir çocuk yetiştirmek istiyoruz? Bu e, teknoloji konusunda kararlar olabilir her anlamda. Ahlaki kararlar olabilir. Bizim çocuğumuz işte atıyorum belli bir şeyde annenin müzik dinlemesinden tutun her şeye kadar. Yani siz, biz nasıl bir çocuk yetiştirmek istiyoruz? Ve bu konuda uzlaşmaları, ortak payda olmaları bu yerde zaten çocuk yetiştirirken de ellerine çok kolaylaştıracak bir şey. E, çocuk bizim bütün takvimimizi, günlük takvimimizi etkileyecek. Yani atom bombası demiştim hatırlarsanız daha önceki sunumda. Atom bombası gibi bütün evimizin yapısını değiştirecek. Ve biz burada nasıl bir görev dağılımı yapabiliriz? İlk aylarda biraz daha zorlanacağız, uykusuz kalacağız. Nasıl yapabiliriz? İşte şartlarımız değil mi? Hepimizin farklı. Bazı yani insanların daha e, flexible, daha böyle uygun şartları olabilir. Bazılarının çok katıdır iş şartları. Yani i̇şe gitmek zorundadır, çok erken kalkmak zorunda. Araba kullanan bir erkektir. Mesela uykusuz kalmaması gerekir. Bütün bunlar görecelidir ama nihayetinde biz nasıl bir görev dağılımı yapabiliriz? Maneviyatımızı nasıl arttırabiliriz? Biz anne baba olacağız. Hani e, deniyor ya anne babanın ahlakını düzeltirsek çocuğun ahlakını da düzeltiriz diye aslında onların kendilerini düzeltmesi gerekir diye. Biz maneviyatımızı nasıl arttırabiliriz? Yani mesela yeni bir yıla giriyoruz. Ben e, en azından son birkaç yıldır bunu yapmaya çalışıyorum. Hepimizin hedefleri vardır. Koyarız işte şunu yapacağız, bunu edeceğiz. Atıyorum yeni dili öğreneceğim, şöyle yapacağım. İş hedeflerimiz vardır. İşte başka hedeflerimiz vardır. Ben bir de karakter hedefleri koymayı severim. Karakter hedeflerim neler? Benim karakter olarak nesibede görmek istediğim ve geliştirmek istediğim şeyler neler? Karakter hedefleri koyabiliriz. Babalık hedefleri koyabiliriz. Annelik hedefleri koyabiliriz. Babalık kursuna katılabilirler. Yani henüz baba adayı olduğu için. Babalık nasıl bir şeydir? Bunlarla ilgili eğitimler alabilirler. Ee, nasıl hani doğum kurslarına gidiliyor filmlerde görüyoruz. Aynı şekilde bunun bir, bir de eğitim kısmı var, bir babalık kısmı var. Bu sadece bir işte biberona süt koymak, işte doğumda yanında durmakla alakalı bir şey değil babalık. Ee, gerçek anlamda manevi babalık için ben ne gibi eğitimler alabilirim, kendimi kimin tedrisatından geçirebilirim diye bakabilirler. Evet taze babalar. Evet artık süper bir kahramanlar. Çocukların yeni doğmuş, çocukların anne babalarına. Ben çocuklarıma ilk doğduğunda böyle hani daha bebeklerken baktıklarında kendimi o kadar farklı hissederdim ki yani yani sanki bana değil de bambaşka bir şeye bakıyorlarmış gibi. Olağanüstü bir varlığa bakıyormuş gibi bakıyor çünkü çocuk size. O kadar kahramanısınız onun. O kadar özelsiniz onun için. Ve dünyada inanın bana eşiniz dahi yani en büyük hani böyle şey sevgi ikliminde insanlar evlensin. Hiç kimse öyle bakmaz yani. O çocuk size kahramanlı gibi bakıyor. Sizin en ufak bir şey yapıyorsunuz. Su dolduruyorsunuz. wow nasıl dökmeden doldurdun. Şahane bir şey yani. Hani o kadar büyük görüyor ki bunu. Sizin yaptığınız her şey onun için bir şeydi. Sizi böyle bir mercekle sürekli olarak siz nereye giderseniz öyle takip ediyor çocuk. Ve dolayısıyla da artık bir süper kahramansınız ve süper kahramanlar birazcık dikkatli olmalı. Çünkü onlar da böyle değil mi basit şeyler görürlerse çocuklar bir anda of balona batırılmış böyle şey gibi iğne gibi e, ondan sonra o bizim kahramanımız çökmeye başlıyor. Aa babam yalan söyledi. Aa babam namazını kaçırdı. Aa babam işte aman dedi işte sonra kılarım dedi her manada maddi manevi karakter anlamında aha babam anneme bağırdı ya hem de hiçbir şey olmamış gibi ondan sonra yani özür bile dilemedi gibi kavramların hepsini bunun içerisine katabiliriz. Çünkü kulluktan sonra değil mi? Bizim en önemli şeyimiz aslında bir babalık. Bize verilen en büyük emanet baba babalık şeyi. Bir çocuk veriliyor bize hamuruyla her şeyiyle yetiştirmemiz üzere bir çocuk veriliyor. Ondan alimle çıkarmak mümkün, zalimle çıkarmak mümkün. Tabii ki bizim emeğimiz bir yere kadar. Tabii ki hidayet Allah'ın elinde. Tabii ki annen efendimize dediği gibi yani hidayeti verecek olan sen değilsin. Resulüm diyor ya yani benim diyor ya bizde de aynı şekilde. Ama burada nihayetinde bizim bir gayretimiz var. Bizim bir vesile olduğumuz gerçeği var. İşte biz bu vesile olma gerçeğini devam ettirebiliriz ve bunu elimizden geldiği kadar yapabiliriz. Bunun için o elimize tuttuğumuzun çok kıymetli bir hazine olduğunun e, farkında olmamız hatta ifade, yavrum sen benim hazinemsin ya yani her açtığımda yeni bir şey çıkartıyorum içinden diyen babalar olabilmek ve değer kattıkça da değer kazanmak Evet, en zorundan galiba geldim. Ergen babaları <laughs> aramızda varlarsa eminim böyle bir e, şey yapıyorlardır, e, böyle içlerinden geçiriyorlardır. Evet biz ne söylesek dinlemeyecek olan belki ya da işte kendi söylemlerini belki üsluplarını çok doğru ayarlayamadan ifade edebilen bir yaş grubu ergen babaları. i̇nşallah gerçi bizim hani inancımız Efendimizin gençler iletişimine bakmıştık hatırlarsınız ve Bahar dergisinde de bununla ilgili sorumlu değil sorumlu gençlik diye bir dosya hazırlamıştık ama nihayetinde ergenlik gerçekten kolay bir dönem değil. Ee, ve dediğim gibi en çok benzeyen çocuğumuzla çakışacağız ya da bizi e, böyle e, kötü hat hatıralar belki hatırlatan yani huy anlamında belki insanların hatırlatan bazı yansıtmalar yaşayacağız ama işte bu kendi babalığımızı yazmanın döngüleri kırmanın belki de tam vakti biraz daha sabır odaklı biraz e, o sabırla sebat eden yani bir gün sabrettim değil iki gün sabrettim üçüncüsünde patladım değil gerçekten sabır odaklı bir babalık e, dua edeceğiz. Ee, çocuklarımız bize kulaklarını tıkayabilirler ama biz onlara sonuna kadar kulaklarımızı açıp dinleyeceğiz ee, ve en önemlisi de kulağımızla değil inşallah yüreğimizle onları dinleyeceğiz hak vermeyeceğiz kabul etmeyeceğiz her dediklerini çünkü uygun olmayacak ama onları anlayacağız ee, anlamak ve hak vermek arasında fark var ee, her şeyin tasvip etmek zorunda değiliz biz de insanız ve kaldı ki bizden doğru şeyler istemeyebilir doğru şeyleri ifade etmeyebilirler Çocuğumu sevmem demek, onun bana her dediğini evet demem anlamına asla ve kat'a gelmiyor. Ama onları dinleyebilirim. Şunu bilecek çocuğum, babam benim dediğimi kabul etmedi. Ama babam beni insan yerine koyup beni dinledi, değerlendirdi, bana açıklamasını yaptı Deme dememe şansı olmayacak. Evet ve kayınbabalar, efendimiz de biliyorsunuz çok güzel bir kayınpederdi. Yani böyle Hazreti Ali ile Fatıma'nın, Hazreti Fatıma'nın arasına girecek kadar oturan... Onların böyle evliliklerine yeni geldiğinde müdahaleleri ufak ufak tatlı müdahaleleri olan bir babaydı. Çünkü biz evlendiler yani çocuğumuzu verdik gitti diyen babalardan değiliz. Efendimiz öyle olmadıysa biz de öyle olmayacağız. Çocuğumuzdan hiçbir şekilde vazgeçmiyoruz. E artık öbür aileden hani işte e, sanki e, kayın aileye verilen bir kavramda bir e, nesil değil tam tersine e, hali hazırda bağımsız bir aile ve e, onlar da hali hazırda benim de e, hala gözetiminde ne zaman ihtiyaç duyarsa ben buradayım e, diyebilecek bir baba olabilmek. Burada efendiler efendisini hatırlamak gerçekten yani Salamun Sal Sal Aleyhi ve Salim hatırlamak çok önemli. Her zaman ellerini üzerine hissetmiş. Ee, ben çok etkilendim yani bu Hazreti Osman'la Hazreti Rukiye'nin e, Habeşistan'ın hicretinde o merakını, dışarıya çıkışını şehrin dışına çıkıp insanlara soruşunu, Hazreti Osman'ın işte bineğin e, pinden tutup Hazreti Türkiye'yi ona oturttuğunu duyunca ona yaptığı tebessümü, duasını hali hazırda e, ne diyor? Evladım emin ellerde, emanetine e, iyi bakılıyor. Benim damadım kızıma güzel davranıyor diye sevinen bir kayınpeder var. Çünkü babanın kaygısı o kızı evlendiğinde bitmez. Oğlu evlendiğinde bitmez. Babalık evlilikle bitmez. Babalık çocuk üniversiteye bittiğinde, e, gittiğinde, para kazandığında, eli ekmek tuttuğunda, evden ayrıldığında bitmez. Babalık mezara kadar Allah mümkün verirse vefat edene kadar o baba onunla birlikte devam edecek bir süreçtir. E, bunu kabullenen bir efendimiz var. E, o yüzden bizde de belki gelin ve damadı kazanmak. Çocuğum benim evladım. İnşallah onu zaten can baba olarak kazanmışımdır. Şimdi can bir kayınpeder olarak e, gelin ve damadımı kazanacağım. Çünkü onlar benim torunlarımın e, eğitmenleri. Ben torunlarım için, e, onların yetişmesi için onların öğretmenlerinin kalplerini kazanmam gerekir ve onların kalplerine de değer vereceğim. Torunumun başına güneş geçmesine kadar endişelenen bir peygamber gibi, efendim gibi ben de hala endişelerini üstü bunca hayatlarına müdahale etmeden böyle karışan, görüşen bir durumda değil ama üstü bunca onları ifade edebilen, dua eksik etmeyen bir kayınbaba olacağım inşallah. Ve dede babalar Evet evladının babalığını destekleyenler kendi belki evladında hatta ah bak ne güzel babalık yapıyor ben ona belki bu kadarını yapamadım ama o benden çok daha güzelini başardı diyenler e, ya da tam tersi maalesef ben buna da çok şahit oldum aman sen de bizim zamanımızda erkekler bunu mu yapardı sen de iyice şey oldun işte böyle oldun vesaire diyen babalar da var maalesef e, inşallah öyle yerden e, değilizdir e, diye umuyorum. Evladımızın babalığını desteklemek, bizden farklı olacağını, bizim yapmadıklarımızı yapacağını ve zaten yapması gerektiğini, yani benimle aynı olmaması gerektiğini bilmek, e, kendi öğretemediklerimiz için, yani ben ona ne kadar babalık yaptığımı önce bir bakmam lazım ki onu suçlayayım. Yani sen de işte bir adam olmadın değil mi? Yetişkinlere konuşmalar vardır bazen. Bazı filmlerde repliklerini çok görürüz. Ee, i̇şte şöyle olmadın böyle etmedin diye suçlayıcı babalar vardır. Ama orada bir bakmak lazım. Yani ben çocuğuma dediğim gibi matematik öğretmediysem çocuğum nereden matematik bilsin değil mi? Sonra 2 artı 2 eşittir 5 yazarsa ben ona nasıl kızabilirim? Çünkü ben ona öğretmedim ki demem gerekir. Zamanın kıymetini hatırlatmak belki. Yani bak evladım bak benim babalığım nasıl çabuk geçti. Seninki de geçecek. Sakin, rahat. Böyle belki o tarz nasihat seyahatlerde bulunmak. E, oyun oynayan, masal anlatan, e, dedeliğini belki yani dedeliği aracılığıyla aslında babalığını şifalandıran, belki zamanında vakti zamanında babalığında o kadar vakit geçiremedi değil mi? Evde değildi, çalışıyordu. Can baba olmasına rağmen evde olmadığı için, çalışmak zorunda olduğu için çocuklarıyla o kadar vakit geçiremiyordu. Ama imkanı varsa torunlarına, Nasihatler getiren aslında onların en büyük mirasları olduğunu hayatta. Yani yazacağı kitaplardan yetiştireceği öğrencilerden çok daha ötesinde onların da bir miras olduğunun farkında olan bir bir dede figürü olabilmek belki. Torunlarının yanında anne babalarını aşağılamayan, Onları eleştirmeyen, anneliklerini, babalıklarını ya da kişiliklerini eleştirmeyen ve e, Hz. Hasan ve Hüseyin'in mübarek dedelerini örnek alan, babaların en güzelini, dedelerin en güzelini, kayınpederlerin en güzelini örnek alan bir baba olmak. Evet babalık aslında iki yerden öğrenilir hem babadan öğrenilir hem de evlattan öğrenilir. Evet babamızdan öğrendikmişizdir öğrenmişizdir diye umuyoruz. Ama diyelim ki babamızdan öğrenmedik, evladımızla babalığımızı öğrenebiliriz. Çünkü biz onunla yaşadığımız tecrübelerle babalığı öğreniyoruz. Her şeyi bilme, bilerek bu dünyaya gelmiyoruz. biz de emekliyoruz, biz de diş çıkarıyoruz, biz de işte ne bileyim matematik öğreniyoruz biz de okumayı öğreniyoruz. Aynen onunla birlikte nasıl o hayatı öğreniyorsa biz de onunla birlikte 2 yaşta babalık nasıl yapılır? 5 yaşta babalık nasıl yapılır? Bir erkeğe nasıl babalık yapılır? Bir kıza baba nasıl babalık nasıl yapılır? Daha sert, daha zor bir çocuğa babalık nasıl yapılır? Daha yumuşak fıtratlı bir çocuğa babalık nasıl yapılır? Bunu öğrenmiş oluyoruz inşallah. Ve en son cümle ben böyle bitirmiştim dosyayı, yazımı ve bu cümleyle kıymetli görüyorum. Çocuğumuzun güvendiği daha beslendiği bağ, yaşaldığı aldığı çağ ol olalım ama geleceğine giden yolda acı hatıralarla takıldığı bir ağ olmayalım inşallah diyorum. Evet, e, daha fazlasını okumak isteyenleri de Nebahar Dergisi'ne bekliyoruz inşallah. Ve tabii ki ebeveynlik ve aile konusunda okur yazarlık e, daha fazla yapmak isteyenleri inşallah bekliyoruz dergimizi okumaya. kullukta olduğu gibi haşa yani Rabbimizin verdiği bir izni bizim başka bir kavramda vermeme gibi bir durumumuz mümkün olamaz. E, kullukta bile değil mi ne kadar ne yaparsak yapalım samimi olarak iman edip tövbe ettikten sonra istersek bir gün yaşayalım Allah kabul ettiyse ondan sonra hayatımızı farklı bir şekilde geçirebilmemiz mümkün. Sahabe efendilerimiz hayatlarına bakalım değil mi ne kadar radikal değişiklikler yapabilmişler hayatlarında ama inanmışlar. Değişime inanmışlar, değişebileceklerine inanmışlar. Önce inanmak, fark etmek ve arkasından dediğim gibi samimi özür dilemek. Yani biz daha kendimiz kabullenmeden, yok ya şimdi mesela gerçekten çok özür diliyorum ama yani arada belki olabilir diye söylüyorum. Bu tarz konuşmaları dinleyen bazı beyefendilerde şu bile olabiliyor. Ya işte bu da böyle anlatıyor ama yani işte falan. Yani burada benim şahsiyetime ve alınganlık anlamında asla ifade etmiyorum. Burada biz kabullenmedikten sonra, bu duygusal sorumlulukları biz almadıktan sonra zaten değişim mümkün değil önce bir kabul edeceğiz. Ya evet biz babalıkta hatalar ettik. yani ettik yani insanız ettik. İşte dediğiniz gibi belki fiziksel olarak yanlarında olamadık. Belki başka şeyleri daha fazla önemsedik. Bu bizim şeyimizden yanlış anlaşılmasın. inandığımız değerlerde bir sıkıntı olduğu için değil. Biz onu hayatımıza dengelemeyi kendi adımıza yanlış dengelediğimiz için, yanlış oturttuğumuz dengeleme nasıl yapılır bilemediğimiz için yaşadığımız bir şey ve dolayısıyla da burada artık e, yani şu günün dünyasında böyle bir mazeretimiz de yok, şartlarımız farklılaştı artık pek e, bambaşka hayatlar hani ülkelerde yaşıyoruz. Dolayısıyla burada artık bir besmele çekmek. Hani namaza niyet ettin mi, e, çarşamba günü ikindi namazıyla başladığı bir kavram vardı yani pazartesi sabah namazını beklemediği Şu an mı fark ettin? Evet, estağfurullah, Allah'ım önceki senden özür diliyorum. Çünkü bana öncelikle Allah hesap soracak, evladımdan önce. Evladım hakkını helal bile edebilir. Ama bana Rabbim, amme hakkında dediğinde yarattığı kuluna sahip çıkması bana o soracak. Rabbim ben özür diliyorum. Estağfurullah el azim. Yani bakın burada bile evladı bir değer kabul etme var. Yani hangimiz hakikaten ben de onu okuyana kadar bunu düşünmemiştim. Annelik ve babalık için tövbe mi edilir? Yani hani bu hep böyle kulluk saredinde düşünüyoruz her şey. Hayır edilir. Eşlik saredinde tövbe mi edilir? Çünkü o Allah'ın bir emaneti. Ve ben ona sahip çıkamadıysam ya da yanlışlar yaptığımı düşünüyorsam tövbe etmek. Fark etmek, kabul etmek, hatalı olduğumu kabul etmek. Sonra değişmek için çaba sarf etmek. Bizde tövbenin kabulü nedir? Nasıl tövbe? samimi, içten ve o hareketi bir daha yapmamak için çabalayan. Yani yalan söyledim, tövbe ettim, hala yalan söylemeye devam ediyorum. Allah'ın kabul etmesini bekliyorum. Nasıl bu saçma bir figürse. Aynı şekilde evet, evladıma hakaret ettim, bir şey söyledim, bilmem ne yaptım. Özür diliyorum, Aa, ertesi günün yani şeyi ilk bastığı anda ben işte sen şöylesin, sen böylesin diye saydıran bir babaya dönüşüyorum. Hayır, nasıl bir tövbe etmek. Ve evladımdan özür dilemek ona bir değer atfetmek. Bir çocuk inanın bana özür dileyen bir baba mı daha karizmatiktir derseniz, özür dilemeyen bir baba mı daha karizmatiktir derseniz kesinlikle özür dileyen baba derim. Hatasının farkında olan baba derim. Hatasının çabalamak için, telafi etmek için çabalayan baba derim. Evladınız diyelim ki ergen hani o tarz durumlar olabiliyor bazen işte hani tiye alabilir var hiç önemsemeden. Ben evet ben buyum yani. Hani nasıl eş ilişkisine diyoruz ya o bana yapmış o da hata yapmış. Yani ben bana ben yapmamalıydım. Çünkü ben benden sorun, Ben yapmamalıydım yani. Bana Allah onunkini sormayacak, benimkini soracak. Ben yapmamalıydım. Dolayısıyla evladım evet bana şunu yapmış olabilir ama ben yapmamalıydım. Ve telafi etmek için çabalamak. Herkesin bir babalık şeyi vardır, tarzı vardır. Evla her baba evladı da hatta ayrı bir babalık tarzı vardır eminim. Çünkü farklı babalıklar yaparız aslında evlatlarımıza, farklı kişiler olduğu için. Dolayısıyla bunlarda ne yapabilirim? Yani biri dışarıda gezmeye hoşlanıyorsa gezdirebilirim. Başka bir şey yapabilirim. Şunu... Ama orada olmak. Yani şu tavır değil. Yani istiyorsanız bir yere götüreyim babası değil. Gezdiren bir baba değil. Çünkü biz çok özür diliyorum ama evlerimizdeki hani kediler şeyleri çıkarttığımız gibi bir yere çıkartmamız gerekmiyor. Yani bizim çocuklarımızın öyle havalandırılmaya ihtiyacı yok. Bizim çocuklarımızın birlikte gezmeye ihtiyacı var. Gezdirilmeye değil yani gezme ihtiyacı var. Oynama, oynatılmaya değil oynamaya ihtiyacı var. Dolayısıyla bizim orada var olduğumuzu bilmek. Elimde telefon var, sürekli telefonla. Söyle evladım, yani bu değil yani. Hayır, sendeyim. Ben çocuklara ders anlatırken küçük çocuklar hep şunu diyorum bazen böyle dinlediklerini. Ev... Bir anda durduruyorum, efendimiz nasıl dinlerdi insanları? Hemen söylüyorlar, gözünün içine bakarak ve susup dinlemeye başlıyorlar. Tabii beş dakika sonra unutuyorlar, o ayrı dava ama nihayetinde evet, evladının gözünün içine bakarak konuşan, evladı sarılmayı bırakmadan ondan sarılmayı bırakmayan, değil mi? Aynı efendimiz gibi. Bir çocuğu nasıl sevdiyse benim efendim, ben de bir çocuğu öyle söylemeliyim. Üsame bin Zeyde bir orduyu teslim edebilecek şekilde güvendiyse, ben de evladıma tabii ki haddinden fazla diyorsan yaparsın o dersin böyle e, gereksiz bir övgüyle değil ama gerektiği takdirde ona bayrağı teslim edebilecek kadar ona güvenebilmeliyim. Ama böyle de evlatlar yetiştirebilmeliyim. Yine olmayabilir. Yani bir gayret bizden ama hidayet Allah'tan yine olmayabilir. Biz zaten kendimiz ne, hani Allah birine hidayet etsin diye bazen dua ediyoruz. Hani hidayet için hani sanki şey yapıyormuşum Sonra diyorum Allah bana da hidayet et diye hemen eklemek ihtiyacı hissederim. Çünkü hani ben ne kadar hidayetteyim de hani bir başkasına sanki böyle diliyormuşum gibi bir şey oluşuyor içimde. Aynı şekilde bu evlatlarımız için de geçerli. Ben zaten ne kadar hidayet sahibiyim onun için acaba böyle olacak mı diye tabii ki gayret göstermeliyim ama yani Allah bana da ona da hidayet nasip et. Çünkü biz hep evlatlarımıza yani dediğim gibi hep eğitici bir yerde kalırsak yani şunu diyebilirim. Bir anne baba sürekli olarak ebeveyn rolünde olmamalı evladıyla, yetişkin rolünde olmalı. Yani ebeveyn rolünde olduğumuz zaman çünkü trafik polisi gibi oluyoruz evde, idareci gibi oluyoruz evde. Onu yap bunu et, bunu etme, şunu yapma, şuraya gitme, şöyle etme, anne şunu yapabilir miyim, bu değil yani. Anne babalık bundan ibaret bir şey değil yetişkin rolünde olmak o çocuğu da bir yetişkin gibi yetiştirebilmeyi gerektirir. Evet mümkün hala mümkün inşallah hep mümkün olsun. Babalık eğitimi, yani doğum öncesi eğitim genellikle sadece sanki doğumda iş eş, hani eşinin yanında nasıl olunur, işte şöyle mi yapılır, işte biberon, bebek bezi vesaire gibi kavramlar üzerinden anlatılıyor ama artık yeni yeni anne baba okulları Türkiye'de de hani son yeni yeni dediğim son 15 yıldır olan şeylerdi. Tabii içeriklerini bilmiyorum hani tek tek incelemek gerekir hani e, sağlamlıkları noktasında ama en azından anne baba okulu kavramı bile Hani bunun bile bilinçaltımıza işletilmeye çalışılmasını çok değerli buluyorum. E, o anlamda var ama asıl çocuklara biraz duygularına hitap eden yani ben mesela karakter eğitimi noktasında biz hep karakter eğitimine bile işte Allah'ın isimlerini anlatalım şöyle anlatalım böyle anlatalım gibi algılıyoruz eğitim formlarımızın içerisinde. Karakter eğitimi yani bir çocuk duygularını bilmezse karakterini oturtamaz ki. Yani duygu ben, ben mesela çocuklara duygu anlatıyorum karakter anlamında. Duygularını anlatıyorum. Bu duyguları nasıl yönetebilmeleri gerektiğini, bu duygulara nasıl sahiplenmeleri gerektiğini. Çünkü bu duyguların yönetiş biçimlerinin aslında onların karakterini oluşturduğunu, karakterini ortaya koyduğunu anlatmamız. Biraz eğitimi oradan başlamak. Çocukluk nezdinde aslında hani çocuklara o şekilde anlatmak. Yoksa çocuğa bir baba nasıl olunur tabii ki hani diyemeyeceğimiz için. Babalara da aynı anne baba okulların nezdinde yapmak. Ama en önemlisi baltalayı alıp elimize hayır babalıkta öğrenilebilir. Yani bu konuda bir kırmak lazım. Babalık öğrenilebilecek bir kavram ve okunabilecek bir yapılabilecek bir kavram. Bakın ben yıllardır aile dergiciliği yapıyorum. Yıllardır aile yayıncılığı yapıyorum. Ve e, hep aile dergilerinin kadın dergisi olarak algılanması bile bu yüzdendir. Çünkü aile kavramlarını kadınlar okur. Aile kavramlarıyla kadınlarla ilgilenir. Ya bunda bir problem yok. inanın kadınlar bunlara zaten gocunmuyorlar. Bunu cinsiyetçi bir söylemle söylemiyorum. Biz bunları okumaktan çok zevk alıyoruz. Biz çünkü ailelerimizi seviyoruz. Sıkıntı bunları babaların okumamasında. Sıkıntı bunları babaların sevmemesinde. Sıkıntı babaların bunları öğrenmek istememesinde. Bakın. Bakın öğrenmemesini demiyorum. Daha isteğini duymuyorum. Öğrenmek istememesinde. Hala ben mesela bir yere gittiğimde kadınlar rezilinde daha çok mesela görüyorum bu olguyu. Allah razı olsun gerçekten bu gruptan böyle erkek çoğunluğunun da olduğu. Yani hakikaten beyefendilerin çoğunlukta olduğu ve bu kadar aile konularını dinlediği çok şahane bir grupsunuz. Onun evet. dışında gerçekten biz bu eğitimleri versek 100 kişi katılsa 80 tanesi en azından kesinlikle ve kesinlikle kadın olurdu. Çünkü niçin? Yani bunları ancak ve ancak kadınlar okumalı. İşte bunu kırdığımız bir yer aslında bu grubun olması bile, şu an burada bunu konuşuyor olmamız bile aslında e, bu putları yıktığımızın bir göstergesidir diye düşünüyorum. Çok da o anlamda değerli buluyorum e, beni davet edip bu konuda e, burada e, konuşturduğunuz için. E, hı hı. çok yani artık geç kalmayalım. Artık çocuklarımızı lütfen geç kalmayalım. Çünkü evet. bir babayı inanın dünyanın en mükemmel annesi ki anneler de mükemmel değil. Hani veya ki öyle sayalım dünyanın en can annesi en mükemmel annesi dahi bir babanın yerini dolduramaz. Dolduramaz yani mümkün değil. O yüzden lütfen biz kendimiz dolduralım. Zaten iki tane kaderi var yani daha doğrusu üç tane diyebilirim bir erkeğin birincisi yani idealimiz babadan gelen döngüleri kırabilmek yani zaten güzel bir babalıksa konuşturmak ama yeni şeyler de katmak yanlış bir babalık söz konusuysa güzel kısımları illa tabii ki onun da vardır o kısımları sadece almak kabul etmek gelenekse öyle devam ettirmek ama geri kalanları kıran ve kendi babanın yazan bir baba olabilmek burada genelde erkeklerde şöyle bir şey oluşuyor ya benzemeyeceğim diye bir bakıyor ki gerçekten tamamen benzeyen bir hale gelmiş ya da benzemeyeceğim diye aslında olması gereken orijinal Ahmet Mehmet kimse o kişi onu olmaktan vazgeçip kendini o hayır ben babam gibi olmayacağım ben yani motivasyon hep o bilinçaltını hep o konuşuyor yani bu da onu maalesef bir cenderenin içerisine sokuyor kendi gibi var olmayı şey engelliyor tabii ki babası gibi olmak zorunda değil ama böyle hani onu bir baskı gibi hissetmek motive edici bir durum değil bizim hissettiğimiz döngüleri kırmaktaki kavramamız bu baskıyla bir hani bu baskı şekliyle hareket etmek değil e, i̇kinci sorunuza gelecek olursam e, anne baba birlikte hazırlamalı çok doğru bir şey söylediniz belki benim sunuma da eklemem gereken bir şey e, anne baba kesin ki ben şunu babalık bir erkek erkekliği babadan öğrenir. Babalığı değil sadece. Yani erkek nasıl bir erkek olunur? Tabii buna babalık da dahil. Hani görnek, görerek, gözlemleme olarak ona öğrenir. Değil mi? Hani siz bir pilotsunuz. Pilot eğitimine gidersiniz. Kendinizden tecrübeli bir pilota bakarsınız. Değil mi? Nasıl kullanıyor? Nasıl oturuyor? Nasıl yapıyor? işte hareketlerini önce uçağa binliğinde şunu mu yapıyor, bunu mu yapıyor? Gözlemlersiniz. Ama sonra kendinizcesini yapmanız gerekir ya. İşte burada farklı bir şey olur. Ee, anne, annenin çocuğun hani erkek çocuğunun babalığına şöyle bir et var. O çocuğu sonuçta annede yetiştiriyor. Yani orada eşiyle ilişkisiyle yani neleri, neleri sınırları aştırıyor, neleri aştırmıyor, kendisini değerli görüyor mu, değersiz mi görüyor, kurban rolünde mi? Bütün bunlar çocuğunun babalığını etkileyecek şeyler. Çocuğunu yetiştirirken hani bil de yapma diye bir kavram vardır. İlla bir erkek sürekli yemek yapacak, sürekli sökük dikecek anlamı Efendimiz de yani ben de kabul ediyorum. Efendimiz her gün sökük dikmiyordu hayatında ama sökük dikmeyi bilen bir erkekti kastettiğimiz şey bu ve bunu yetiştirecek olan bir anne de var. Dolayısıyla burada bir annelik kavramının da tabii ki hayat şartları da var. Bazen hayat mecbur eder, yatılı okula gidersiniz, başka şeye gidersiniz, bunları orada da öğrenirsiniz. Ama annenin de kesin etkisi var. Aynı şekilde kız çocuğunun anneliğinde de babanın etkisi var. Babanın şefkatinin, babanın ona olan tavrının, babanın ona değer vermesinin. Az önce Hazreti Fatıma annemize söylediğimiz gibi, Hazreti Fatıma annemiz babasından değer görmeseydi, babasından nobran bir baba, haşa efendimiz olmasaydı, bir başka insan olsaydı, nobran bir babaya yetişmiş olsaydı, acaba aynı anneliği sergileme noktasında bu kadar hayatında farklı bir figür olabilir miydi? Peygamberimizin yaptığı babalığın onun anneliğine nasıl etkisi varsa, o annelik ve veliler, asfiyalar yetişmişse aynı şekilde bizim eşlerimizle olan ilişkimizin, bizim kız evlatlarımıza, erkek evlatlarımıza yapacağımız anneliğin babalığında onların hayatındaki rollerinde katkısı var. Derin bir sosyolojik konu ee, bu konu malum e, daha öncesinde de yani eski toplumlarda ben bunu da nebahar dergisinde kaldık cinsiyetler arasında diye bir yazı yazmıştım merak edenler okuyabilirler ee, eski toplumlarda malum biliyorsunuz aslında yani Türk toplumlarında tam tersinde anne doğurgan bir yapıya sahip olduğu için e, maalesef hani yanlış bir figürle anneye kutsanan bir durum söz konusu ana tanrıça kavramları var hatta ve er, kadının üstün görüldüğü bu da çok yanlış bir şey ama kadının üstün görüldüğü kadının işte do sadece doğum yapabildiği yeni bir canlı dünyaya getirebildiği için yapılan bir kavramdan işte zamanla eşitlenmeye oradan eşitlikten işte ataerkil bir kavrama gelmiş bu tek başına yani yani bir şey değil bir döngü hani nasıl eş ilişkisinde hep döngülerden bahsediyoruz ya yani erkekler güçte bir şey gücü elinde tutmanın Kur'an'da bunun binlerce örneği var gücü elinde tutan insanın imtihanı vardır güç elindeyse erk elindeyse yönetim elindeyse ise, evet, bunu monarşiye de yönetebilirsiniz, demokrasiye de yönetebilirsiniz, bir aileyi de aynı şekilde demokrasiye de yönetebilirsiniz, tatlı dille de yönetebilirsiniz, diktatörlükle de yönetebilirsiniz, yönetirsiniz yani o aile gider ama Burada hani erkeğin seçtiği bir şey var. Kadının ona belki evet demesi var. Hatta ya evet böyle olmalı diye belki onu kutsaması var. Burada karşılıklı olarak döngüsel bir hatadan söz edelim. Aslında sadece onlar mı bunlar mı bilemiyorum. Bunun tamamen bir oranını da eşit olarak dağıtabilir miyiz? Onunla bilmiyorum. E, ama mağduru en azından daha çok kadınlar. E, ama da, özür dilerim daha çok kadınlarmış gibi gözükse de aslında asıl mağdur erkekler. E, o yüzden çünkü erki elinde tutuyormuş gibi görünürken aslında az önce söylediğim gibi yani değil mi? dışarıda böyle görünüp evde aslında figüran rolüne geçmeyi kendisi tercih eden bunu da aslında terkillik yani sanki güçmüş gibi algılayan bir durumda yani hem aciz görünmek istemeyip değil mi hani güçlü görünmek isteyip aslında hem de acizleşen yani çocuğunun hasta olandığında hangi ilacı bile vereceğini bilmeyen Bilemeyen bir konuma gelen bir şeye getiriyoruz o acizliğe getiriyoruz kendimizi bu da bizim bilinçli tercihimizle maalesef olan bir durum ya da sizin dediğiniz gibi hanımefendilerin sen anlamazsın sen yapmazsın sen şöylesin sen böylesin diye babaya alan tanımamasının belki o anlamda küçümsemesinin verdiği bir durum. Yetişkin bir e, çocukta ister evli olsun ister evli olmasın ister istemez annenin de sadece babanın değil annenin de babanın da rolü etkinlikten birazcık daha e, arka plana düşüyor çünkü orada artık yetişkin yani mükellef birey dinen de sorumlu Allah'ın sorumlu kıldığı bir varlık yani artık yani muhatap olduğu muhatap e, edindiği bir şey burada tatlı nasihatler edilebilir örnek olunmak zaten hani hali hazırda örnek olunması e, düzgün bir çizgiye devam etmesi ee, yani onun karşısında aslında yani biz şöyle bir şey yapıyoruz bazen ben şey derim yani Türk toplumunda hakikaten erkeklerimizin bir konuda hakkı girdiğini düşünüyorum yani hak olduğunu. Çünkü e, evlatlarımız bizim gibi insanlarla evlenmek isteyecekler mi istemeyecekler mi biz oluşturuyoruz. Yani burada e, babalık nezdinde ben dindar bir erkeği güzel gösterdim mi evladıma? Dolayısıyla ben onun aslında dindar bir erkekle evlenmesini sağlayabiliyor muyum? Bu anlamda istek yani içerisinde uyandırabiliyor muyum? Yoksa aman yani dindar erkek böyle oluyor. Yani dinini yaşayan böyle oluyor. Allah korusun yani böyle demesini istemem ama. Yani işte bu dindarlar böyle işte şey oluyorlar deyip tam tersine o tarz bir hani daha dinine az yaşayan bir insana doğru meyline götürebilir miyim? Burada bir bu şey var başta. E, diyelim ki hani ben bunları yaptım. Bunlarla hiçbir alakası yok ama kızım öyle bir tercih yaptı, oğlum öyle bir tercih yaptı. O noktada da dua, örnek olma yeri geldiğinde bazı noktalarda irite etmeden belki ufak şeylerde bulunma ama olduğumuz gibi kabul etme. Evladımızı nasihatten ziyade bizim olduğumuz gibi kabul etme ihtiyacı var yani tohumunu biz doğru ektiysek evladımızın Allah'ın izniyle evet 5 yıl, 10 yıl işte neyse 3 ay, 5 ay bocalayabilir. Ee, ama nihayetinde Allah'ın izniyle doğru yolu bulma ihtimali tekrar aklını selim bir hale gelme ihtimali yüksek ama şunu bilecek evladım. Ben biliyorum çok zor. Yani bunu Allah kimseye yaşatmasın. Hani şey için söylemiyorum ama namaz kılsan da kılmasan da seni seviyorum. Çünkü Rabbim de seni namaz kılsan da kılmasan da seviyor. Ha daha çok sever, daha güzel bir kulum der, daha şey bir kulum der o ayrı. Ama senin sana sevgisinden, sana rızkından, sana işte seni hastayken şifalandırmasından vazgeçmiyor Rabbim. Dolayısıyla ben de baba olarak senden vazgeçmiyorum. Ama evet. ben evet yani seni bu haline tahsip etmiyorum. Yani etmek zorunda da değilim. Yani yok. etmiyorum. Şöyle aslında bir fikrimiz sorulmadan yetişkinse e, fikrimizi ifade etmek bile bir nevi onun alanına girmek oluyor. Çünkü biz hep bu sefer ama babam gene başladı. Aynen böyle yani ifadeler böyle olur. Çok özür diliyorum. Yani kendimizi ve dediklerimizi de hatta kıymetsizleştirmiş oluruz. Dinlemeyecek bir insana konuşmak. Hazreti Zekeriya ile Hazreti Meryem'i düşünün yani neden susmuşlar? Neden susması bizzat Allah tarafından emredilmiş? Çünkü anlamayacak bir topluma konuşmanın bir manası yok. O an onu alabilecek halde değiller. Bizim evladımız o an onu alabilecek halde değilse gerçekten nasihatimizin de bir manası yok kendimizi de söylediklerimizin hatta değerini düşürebiliriz. Ama oradayız, biz varız. Önün önünde ben namaz kılarım, onun önünde ben şunu yaparım. Ya namazım geçiyor diye telefonla ifade ederim, kaygımı taşır. Beni vaktinde zaten daha küçükken yolda yolakta araba durdurup işte karda kışta kıyamette namazımı kıldığımı, işte orada burada cami işte lavabosunu açtırıp namaz abdest almaya çalıştığımı görür bilir. Dolayısıyla bu çocuk Allah'ın izni inayetiyle bir şekilde eğer Rabbimle hidayet lütfediyorsa sabırla bir noktada da geleceğini umarım. Yani daha çok dua ve kabullenme ve ben buradayım ve sen ne olursan olsun buradayım diyebilmek. Anneler babaları alan açmalı. Yani hele bir can baba bulmuşlarsa bir zahmet lütfen diyorum kardeşlerime. Alan açın. orada babaların babalıklarını yapmalarına lütfen müsaade edin. Sen anlamazsın, sen yapmazsın. Bazen annelerde yani hepimizde bu var. Ya yani en iyisini hani böyle çocuğumuzla öyle bir koruma duygumuz da var ki yani böyle bir anaç tavuk derler ya yani gerçekten. işte böyle şey alan açalım. Tabii ki hani gerçekten eşimiz bir şey düşünememiştir, yapamamıştır, bir şey yapamamıştır. Burada hani müdahale etmeyelim anlama demiyorum ama alan açmak. Babamız babanın babalığını, çocuklarının nezdinde küçültmemek. Yani ona e, işte belki bir eleştirimiz var, belki başka bir şeyimiz var. Bunu babalık yani onların olmadığı bir yerde, onların olmadığı bir alanda ifade etmek. E, bir eleştirimizi, bir şeyimizi bu şekilde Bab babalığını takdir etmek. Yani aynı şekilde tabii inşallah beyefendiler de yapacağını umarak söylüyorum. Anneliğimizi, babamız takdir edelim ya. Bize kim bizden başka kim takdir edecek evin içerisinde? Yani ben eşime, eşim beni takdir ediyor. Ay bak ne kadar güzel bir annesin ya. Yani nasıl ilgileniyorsun çocuklarınla? Yani bak çocuk sana bir şey söyledi, onu yapana kadar aklında tuttun yani. Böyle anca yapınca rahatladın mesela. Yani ya da baba aynı şekilde baba baba için ya Allah razı olsun bak hani çalışıyorsun ediyorsun geliyorsun ama geliyorsun bir saat de olsa bu çocuklarla gerçekten güzelce bir oyun oynuyorsun. Böyle onların bütün enerjisini alıyorsun atıyorsun yani böyle o senin benimle olduklarında mesela 4-5 saat biz birlikteyiz böyle eğlendiklerini görmedim mesela. Taltif edici onun böyle babalarını konuşturacak bir şekilde konuşmak. Aynen evet çok güzel yazmış beyefendi marifet iltifata tabidir yani aynen marifet iltifata tabidir diyebilmek. Dolayısıyla burada hani e bizim biraz da şeyimizden yani babalar yapamaz yani bu daha bebek bakımına da öyle hatta e, uzmanlar şey derler Can Katman'ın kitabında çok gördüğüm bir ifadedir bu baba e, babaanneleri bile seslenir ya bırakın yani babaları biraz bırakın yani yapsın tutamıyormuş öyle mi tutuyor böyle mi ediyor işte ama beceremedi mi işte şunu işte altını değiştirdi şöyle mi değiştirdi bir, bir biberonunu verdi biraz şu mu oldu yani kimse ölmez yani dolayısıyla birazcık sabır birazcık alan o da bocalayacak o da emekleyecek ama o da babası baba olarak çocuğuyla bir bağ kuracak. Bağ kurmasına izin verelim. O bağı zedelemeyelim. Ve zaten aklı selim olan her insanın yani böyle bir can baba bulmuş her insanın da enin sonunda gerçekten hani onu anlanıشacağına inanıyorum ben. Ee, aynı şekilde biz de buna karşılık olarak geçerli erkeklerin de anneleri alan açması, anneleri takdir etmesi, annenin anneliğini zedeleyecek herhangi bir ifadeyi çocuğunun önünde kullanmaması onu anne olarak taltif etmeye devam etmesi. Yani bir de şöyle düşünün. Şimdi ben sizi e, yaptığınız işte kötüleyerek sizin daha iyi iş yapmanızı e, sağlayamam. Sizi yetersiz hissederek yeterli olmanızı sağlayamam. Babalara da yetersiz hissettirerek onların daha yeterli olmalarını sağlayamayız. Onlara yeterli oldukları alanlarda, yalan olmayacak, doğru olacak alanlarda yeterli hissettirip yetersiz oldukları alanlarda da yeterli olmalarını sağlamamız lazım. Aslında bu tarz şeylerde genellikle e, görsellikler çok kullanılır, filmler, diziler, e, yazdığımız yazılar değil mi? Yaptığımız alanlar, bunlar çok önemli. Bunları yapabiliriz, buraları kullanabiliriz tabii ki. Ama daha önemlisi aile ortamlarında, e, kendi içimizde güzel babalar olduktan sonra, mesela bugün ben bakıyorum, işte bir hafta sonu okulu yapalım, bir başka yapalım hanımefendiler geliyor sadece anlatmaya. Niye beyefendiler yok? Yani hafta sonu bu. Sonuçta çocuklarımızı ilgilenebilirler değil mi? Orada babaların da olması. Ya da mesela işte babalar camiye giderken orada top oynayan çocukları hadi yavrum hadi evladım ben çocuklarımın arkadaşlarıyla birlikte hepsini hadi içeri alıyorum diyebilmesi. Bunlar mesela bizim yapabileceğimiz alanlar. E, kendi, işte aile dergileri okumak. Yani değil mi? Bu klişeleri yıkmak. E, bunlar bizim yapabileceğimiz alanlar. E, kendi yazdığımız kitaplarda, kendi yaptığımız muhabbetlerde sadece namazı şöyle kılalım, orucu böyle tutalım değil. Bunlar çok önemli el elbette ama aynı zamanda karakterlerimizi şöyle geçirelim abiler, böyle yapalım abiler diyebilmek. Nasıl baba olabiliriz? Ya işte bu babalık noktasındaki kaygılarımızı paylaşan sohbetler, muhabbetler yapan belki şeyler yapabiliriz. Aslında birincisi kendi kaynaklarımızı biraz da bu rollere bakarak okuyabilmek. Yani eminim hepimiz defalarca meal, tefsir bir şekilde hayatımızda okuduk ama bir daha baştan insan perspektifinde hayatımdaki bana nasıl hitap ediyor? Anne, baba, eş olarak bana nasıl hitap ediyor diye bir kere bunları tekrar bir gözden geçirip okuyabiliriz. Çünkü hali hazırda kendi değerlerimiz zaten inanın bana bakan göz için. Yani biz ben yıllardır 4-5 yıldır tefsir üzerine çalışmaya çalışıyorum. Ve ben benim yani yaptığım konuşmada yani işin kelimeden ziyade psikolojik bir şeyini bulursunuz. Yani aile rolünü bulursunuz. Çünkü benim algım ister istemez oraya kayar dolayısıyla da hani belki bu yüzden bu bakış açısıyla okumak lazım. İkincisi hani bir pek çok kaynak var. Ee, hani ama şu an yazıda bahsettiğim kaynaklardan faydalanabilirsiniz. Can hani duygu odaklı bebeğinlik noktasında ciddi çalışmaları var. çiftler üzerine de oldukça kitabı var. Ee, yine e, Stefan Coveyi tavsiye edebilirim, ee, Gary Chapman'ı tavsiye edebilirim. Şu an aklıma gelmiyor yani emin olun. Hani benim de şu an en az kullandığım 10-15 tane kaynak var sürekli masamın e, kenarında tutmaya çalıştım. E, ama e, yani pek çok kaynağı konu şey yapabiliriz. Kendi kaynaklarımızı tabii ki gözden geçirelim yani onları zaten söylüyorum ama bunlara ait olarak onları da konuşabiliriz.